Avusturya gündemde. Hem de buradan bitince biz Özden Çelik de Avusturya gündemde. Her zaman yeni konu ve konuklar, gündeme dair her şey bu programda. Bizleri Facebook, Instagram ve YouTube sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Canlı yayınlarımızı lütfen paylaşarak bizlere destek olunuz. Özden Çelik de Avusturya gündem başlıyor. İyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Viyana'dan hepinize kucak dolusu selam ve sevgilerimizle. Yine güzel bir Viyana akşamından sizlere de iyi akşamlar diliyoruz. Programımıza hoş geldiniz. İnşallah güzel, keyifli bir program olacak yine. Yine yayıncı arkadaşımız sevgili Şerife ile birlikteyiz. Merhabalar efendim. Hepinize hayırlı bir akşam diliyorum. Çok güzel bir programla yine baş başayız. Evet, yine konusunda uzman, iş adamı, politikacı, değerli Cengiz Akpudak'la birlikteyiz. Hoş geldin. Çok teşekkür ettim. Ben de hoş buldum. Buradan da bütün seyirciler de, evlerinde şu anda bizi izleyenler de ben hoş geldiniz demek istiyorum. Evet, şimdi bugünün konusu tabii ki şimdi Avusturya'nın da gündem konusu olan korona krizinde her gün bir kanun yenilenebiliyor, değişebiliyor. Şimdi özellikle bu akşam kesinleşen ticaret odalarından, devlet tarafından onaylanan işletmelerin zararını giderebileceği veya nerelere müracaat edebileceği ile ilgili bir konumuz olacak. Önce bir Şerife'den bir günlük vaka sayılarımıza bakalım Şerife. Tabii ki. Durum nasıl? Avusturya'da genel olarak 7500 tane yeni enfeksiyon var. Viyana'da 1427 bu rakam. Viyana sadece 1500'e yaklaştı yani. Evet, evet. Viyana'dan sonra da zaten yukarı Avusturya 1396 ile ön sıralarda. Evet. Şimdi gerçekten okulları dün işlemiştik. Okullarla ilgili konularımız vardı. Hı hı. Şimdi okullarda bakan direniyor ama yarın şöyle bir şey var. Avusturya geneli için biliyorsunuz korona trafik işi sistemi komisyonu her perşembe toplanıyor. Yeni katılan veya riski yüksek olan bölgeleri tekrar ele alıyorlar. Şimdi yarın bu komisyondan sonra cuma günü yeni kararlar verilecek. Bunların içinde okullarla ilgili bir nihai bir kararın çıkacağını bekliyoruz. İşletmeler için de biraz daha sabrediyorlar. Sadece gastronomi biliyorsunuz kapandı. Fakat gastronominin sadece kapanması bile diğer işletmeleri, diğer sektörleri de zarara uğratabiliyor. Örneğin taksi diyelim. Örneğin işte oteller, turistler. Şu an Viyana'da turist yok zaten. Tabii şimdi bizim işletmelerimiz mağduriyetleri var. Ciroları kayıp. Şimdi gastronomi sektöründeki kısa bir soruyla başlayayım Cengiz. Evet. Şimdi gastronomi sektöründe kapanmalar oldu. Evet. Tamamen kapatanlarla yani şimdi Zuştel servis dediğimiz servis yapanlar bunlar hep aynı standarta mı girer yoksa bu şirketlere yardımda bunlar ayrı ayrı işlenir mi? Hayır. Kesinlikle hayır. Bu şu andaki çıkmış olan rihtlerinin sonradan değiştirme gibi bir imkanı da yok. Yani siz hala işletmenizde suçlarını yapıyor olsanız da dahi yine %80'lik yardımdan faydalanacaksınız. Bu çok net. O yüzden de işletmesini yardım düşer korkusuyla tamamen kapatmak isteyenler varsa öyle bir korkunuz olmasın. Siz hala suç temin olaraktan işinize devam edebilirsiniz. Bu gelecek olan yardımı düşürmez. Evet. Yardımı düşürmez. Ama nedir? Tabii ki personel gideri, işte suçlarımı ben fazla yapamam, bu kadar personel aldığım ürünler çürür, gider diye düşüncesi olup da gerek yok. Zaten işler düşük deyip kapatmayı tercih edenler, onlar ticari bir tercihtir. Yoksa yardımla alakası yoktur. Yani yardımı engellemek hiçbir şekilde. Peki şimdi görüntü nasıl? Şimdi bu kapatanlar için, ciro kaybı olanlar için, zarar edenler için. Şu anki görüntü nasıl? Devletin açıklamış olduğu bir çizelge var. Evet. Şimdi bunların mağduriyetleri sence giderilecek mi? Şu anda biz dediğim gibi ben geçen haftaki programda da bunu söylemiştim. Bir danışmanlık hizmetlerini de artık profesyonel bir şekilde şirket olarak veriyoruz diye. O yüzden de son haftada yaklaşık olarak bir 10-15 tane böyle bir başvuruları bulunduk. Hatta tek tük cevap gelenler bile oldu. Evet, şu anda bu çıkan yardım gerçekten ciddi anlamda kanayan bir yaraya, özellikle gastronomi, hotelleri,
Raiz ve Büro gibi şirketlere ciddi anlamda bir bu kanayan yaraya faydası dokunacak gibi gözüküyor. Ödemeler gelmedi. Ödemeler belki önümüzdeki 10 gün içerisinde ödemeler de gelecektir. Minimum 2300 euro olmak üzere sizin önceki seneki 11 önceki sene Kasım ayındaki yapmış olduğunuz cironun %80'i hesaplanaraktan size oradan bir yardım gelecek. Peki şöyle bir soru sorayım ben. Şimdi izleyicilerimizin de sorabileceği sorulardan. Tabii onların sorularını birazdan Şerife not ediyor. Sorularınızı da alacağız tabii ki bu programda. İnteraktif bir şekilde inşallah bu güzel bir akşam olsun istiyoruz. Şimdi örneğin ben taksi şirketim var. Taksi şirketim örnek veriyorum şu an için. Evet. Şimdi tamam ben kapatmadım. Benim kapanmam için bir sıkıntı yok. Ben çalışabiliyorum taksi şirketi olarak. Ama hizmet ettiğim sektörde örneğin gastronomi kapanmış, gece lokalleri kapanmış, oteller kapanmış, havaalanlarında az uçak var. Şimdi benim de bir mağduriyetim olduğu kesin. Biraz önce dedim ya bir sektörün bir tanesi bile kapansa zincirleme diğer sektörleri etkileyebiliyor. Şimdi bizim de taksici kardeşlerimizin de örneğin bir hak talebi olabilir mi ciro kaybı? Şimdi şöyle. Zaten bu yardımı ilk açıkladıklarında bunun daha henüz birinci fazı yani ilk aşama olduklarını beyan etti hükümet. İkinci aşama hatta bir de genişletilmiş alanının olacağını söyledi. Ben de buradan da bir müjde vermiş olayım. Fazı 2 dediğimiz ikinci aşama önümüzdeki hafta açıklanacak. Evet. Yani bu ikinci fazede biraz daha kapsam genişleyecek. Şu an gerçekten işyerlerini kapatmış olmak zorunda kalanlar. Yani gerçekten gastronomlar, gerçekten otellerle ve bu dediğim gibi geçen haftaki programda ben saymıştım nelerin kapalı olduğunu. Evet. Bu işletmeleri alabiliyor şu anda. Evet. Ama ikinci aşamada biraz genişletilecek. Mesela bir gastronomiye özellikle hizmet veren toptancı, gıda toptancısı. Örneğin. Buna kapatamazsın. Yani kapatmak zorunda değilsin diyor. Tamam da bu adam sadece gastronomiye hizmet veriyor. Yani toptancı olarak. Hepsi kapalıysa kime hizmet versin? Yani bu insanların bir mağduriyeti var ve bu da karşılanacak. Şu anda aslında bekledikleri olay sadece şuydu. Sayılar bizi nereye götürüyor? Evet. Ki acaba daha da kapatmak zorunda kalacağımız iş yerleri oluşacak mı? Çünkü bu ilk aşamada gastronomiler, oteller falan dediğimiz zaman bunun sayısını biliyoruz. Yapılması gereken yardımın büyüklüğünü de biliyoruz. Çünkü geçen seneki verilmiş olan cirolar belli ortada. Ona göre onu hesaplamak birinci derecede kolaydı. Şimdi kapatmak zorunda kaldığımız iş alanları çoğaldıkça o zaman bundan etkilenen branşlar da çoğalacak. Tabii düğün salonları da var. Tabii. Yani etkinlik yapamıyorlar mesela. Etkinliği düzenleyen şirketler var. Tabii. Yani ve de diyorum mesela şimdi çıkacaklar diyecek ki mesela tekstil dükkanları da kapatsın diyecek. Ya bunun gibi birçok belki alanlar bunun üzerine daha gelecek. O zaman yardımın kapsamı çok çok genişlemek zorunda kalacak. O yüzden de esas beklenilen olay biraz önce de senin de söylemiş olduğum gibi bu hükümetin muhtemelen yarın toplantıda alacağı karar. Evet. Yani daha yeni kapanacak işletmeler olacak mı? Olacaksa aynı bu %80'i bunlar da uygulayacak mıyız? Evet. Çünkü önemli olan oradaki olay şuydu. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi dezenfekte turumuzu yapalım sevgili izleyicilerim. Evet. Sizler de sosyal mesafe ve gerçekten maskeye, dezenfekteye dikkat edin. Hakikaten şakası yok. Yani bir grup var böyle inanmıyoruz, etmiyoruz. Korona, yalan, şu, bu. Siz var gibi hareket edin bence. Şu an Türk toplumunda da her gün söylüyorum. Hiç ummadığımız arkadaşlarımızda, kişilerde pozitif çıkabiliyor. O yüzden dikkatli olun diyoruz. Şimdi sen çayını iç, yudumla diyelim soğutma. Şerife sorulara bir göz atsın bakalım şu ana kadar nelerimiz var. Şahin Mehmet Yalçın iyi akşamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Mehmet Ali Gün iyi akşamlar Özlem Bey demiş. Hayırlı akşamlar, iyi akşamlar demiş Durmuş ve Arif Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş Ahmet Derebaşı. Teşekkür ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Merhaba, kolay gelsin. Bizde korona vakası var. Ne yapmamız gerekir? Demiş Şenay Güçlü. Hemen cevaplayalım. Hemen hızlı bir şekilde 1450'yi arayalım. Bu hizmet gerçekten çok artık pratikleşti. İlk öndeki zamanlarda 1450'yi arıyordunuz, telefonda bekliyordunuz. Hayır, arıyorsunuz. Çok kısa bir zamanda gerçekten geliyorlar, testinizi yapıp gidiyorlar. O yüzden bir an evvel gerçekten korona vakası var diyorsa artık zaten bir diyorsa da pozitif gibi görünüyor. O zaman artık evde bekleyeceksiniz. İnşallah ciddi bir rahatsızlık geçirmeyeceksiniz.
olursa da tabii hemen arayıp hastaneye gitmeniz lazım. Evet, zaten birazdan hastane kapasitelerine de geçeceğiz. Evet. Yoğun bakımlar şu an dolmaya başladı. Evet. Ben devam edeyim. İlk Nurcan Çömlek demiş. Bir veya iki haftaya her yer kapanacakmış. Mümkün mü öyle bir şey? Öyle bir duyum var demiş. Yani her şey mümkün. Evet. Yani mümkün. Çünkü bu sayı dün söyledik. 5000 civarlarındaydı. Söyledik yani bu 7500 civarlarında oyalanıp duruyor bu rakam. Bugün 7500. Yarın 9000, 11000 olmayacağını kimse garanti edemez tabii ki. Tabii o yüzden yani her şey hazırlıklı olmalıyız yani. Sayılara kapanmalar dahil. Evet. Sevda Hanım demiş, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş yine Hilmi Bey. Hilmi abiye de iyi akşamlar evet, diliyoruz. Sabri Eremir demiş, Cengiz Bey yalnız saydıklarınız değil, her işte çalışan etkilendi, hep mağduruz ama sağlık diyoruz, önemli olan demiş. İlknur Hanım yine demiş, iyi yayınlar, bir duyum var. Aynısını tekrarlamış İlknur Hanım. Yok, marketlerin kapatılmasından korkuyorlar. Yok. Bu konuda çok rahat olabilirsiniz. Hı-hı. Her şey kapansa da siz de gıdanıza ulaşabileceksiniz. Yani evet, öyle bir korku olmaz. Kesinlikle. Evet. Yani onu mümkün değil kapatmazlar. Şükrü Derya Erol demiş, işler her alanda bayağı bir düşük. Zaten bence komplet kapatsınlar. 2-3 hafta daha iyi. Kapandı, kapanacak, insanlar diken üstünde demiş. Evet, zaten biz de aynı fikirdeyiz. Evet. Aşağı yukarı. Ayşe Sertkol demiş, bu millet nereden kazanacak? Ne yiyecek, içecek? Nedir bu? Onu da zaten Cengiz Bey de biraz önce söyledi. Zaten gıda üzerine çalışan yerler açık kalacak. Yani onlardan kimse mahrum olmayacak zaten. Peki havalimanları kapatılacak mı acaba diye sormuş Tülay Hanım. Şimdi havalimanları ve uçuşlarla ilgili şu an bir düzenleme veya bir yenilik yok. Yani vakalara bağlı. Zaten havalimanları kapanmasa da zaten yolcu sayıları düştü. Evet. Havaalanlar şu an özellikle Viyana Havaalanı bayağı bir boş. Buradan da en azından ilk zamanki tecrübelerimizden faydalanabiliriz. Üçüncü ayda bu vakanın daha koronavirüsün ne olduğunu bile tam bilmediğimiz zamanlarda bir korkuyla birçok yerler kapandı. Havaalanları hiçbir zaman kapanmadı. Evet. Sadece uçak şirketleri artık ülkeler arasında korona vakasının çoğalabileceğinden dolayı uçuşlarını durdurdu. Evet. Yani havalimanlarının kapanması diye bir korku hiçbir zaman için yoktur. Ve de artık testi de çok hızlı yapabiliyoruz. Transport yani, ve nakliyat zaten var. Yani testi evet, çok hızlı yapabildiğimiz için uçuşlar her zaman olacaktır. Çünkü nedir? Sizin geldiğinizde zaten bir testiniz vardır. Ve hafta gittiğiniz havalimanında hızlıca bir test yaparsınız. Önemli olan sadece korona vakalarının bir yerden bir yere gitmesine engellemek. O yüzden evet, uçuşlar olur. Ömer Sarıkaya sormuş. İyi akşamlar. Firma sahipleri zaten yardım alıyor. Kutsabet çalışanlarına ne gibi yardımlar var demiş. Şimdi genel olarak da zaten biliyorsunuz çocuk sahibi olanlara bir ekstradan bir ödeme yapıldı. İşsiz olanlara belirli bir ödeme yapıldı. Bu Familien Hertha Ausgleichsfonds dediğimiz işte bu Kurzarbeit'e gitmek zorunda kalan işçiler için düşünülen bir paketti. Eğer çocuğunuz varsa bunları Kurzarbeit'e gittiyseniz, geliriniz düştüyse onu karşılamak için Familien Hertha Ausgleichsfonds yapılmıştı. Bunun benzeri bir çalışma yine tekrar yapılıyor. Yani yine tekrardan dediğim gibi sizlere de destek çıkacak bir paket üzerinde çalışılıyor. Sadece şunu anlamamız lazım. Gerçekten gidişatın nereye gittiğini tam tahmin edemiyor. Hükümet de tahmin edemiyor. Şu an bunu kimse de tahmin edemez. Yani şu an bildiğimiz 11. ayın sonuna kadar mümkün mertebe her şey kısıtlanacak. Sonuna ne olacak? Evet. Bir umut, acaba 12. ayda biraz rahatlayabilecek miyiz? Geri işleri açabilir miyiz? Yoksa komple kışı böyle mi geçirmek zorundayız? Ona göre bir tamamen artık sağlıklı bir tahmin yapılabileceği zaman ne tarz yardımların geleceği de açıklanacak. Evet. Evet. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Ahmet Samp'tan fazla ödeme olacak mı diye sormuş Zülfiye Hanım. AMS'lerden yardım olacak mı? Yani yok, fazla biraz ödeme önceki söylenmiş mı? Olan hani 450 euro o fix. Hatta bu günlerde 11. ayın ortasından itibaren ödenmeye başlanacağı söylenmişti. Şu an için ekstra bir ödeme yok. Evet. Şunu söyleyeyim, bu konuda biraz dikkat edelim. Ben o konuda da biraz IMS ile ilgili de bir çalışma yaptım. Ne yazık ki IMS bu yardımı çok tuhaf bir şekilde kranka çıkmış olan insanlar için ödememeyi tercih ediyor. Yani abestossunuz ama hasta oldunuz. Abestosken hasta evet, oldunuz. Evet, ayrıntı var. Kranka çıktınız, o zaman diyor ki bu ekstra 450 euroluk yardımı biz size vermeyeceğiz diyor. Evet. Şu andaki uygulanan prensip bu. Ama bu normalde çok hukuki bir şey değil. Yani esas bu adam hak ediyor.
Hem hasta da olmuş evet. üstelik. Hasta olduğu için belki ilaçlanmak zorunda kalmış. Daha fazla ekstra ödeme yapmak zorunda kalmış. Zaten şu anda sen asbestos olan insanı yeni işe veremiyorsun çünkü iş yerleri yok. Korona var, krizdesin zaten. Bu adamlara az ödeme deme hakkın yok. Olur da birileri krak olduğundan dolayı ödeme de bu yardımı 450 lira ödemeyi yapmadıkları zaman lütfen bir bildiriler gelsin bir bakalım kaç bir kişi etkilemişi ve ona göre de olması ona göre dediğim gibi bir siyasi bir çalışma da yapalım ki onlar mağdur olmasın. Onu bilmemizde fayda var çünkü ilk turda ödenen kişiler ikinci turda işsizler şimdi zaten 500 bin dolaylarına kadar çıkacak Avusturya'da yıl sonuna kadar öyle hesaplanıyor işsizlik oranı. Herkesin tabii işsizlikte bulunanların almasını tercih ediyoruz tabii ki. Ama eğer eksik gelmişse, 450 değilse veya hiç siz hak etmemiş deniyorsa hastalığınızdan veya Cengiz'in söylediği gibi hastalık iznine çıktığınızdan dolayı bunları bilmemizde fayda var ki biz de çalışma yapalım. Evet, Beyhan Şahin sormuş, iyi yayınlar, kuot abed çalışanları kaç saat çalışması gerek? İşletme bunu farklı uygulayabilir. Bunun net hepsi mecbur böyle yapacak diye bir şey yok. Evet. Kurzarbeit ilk aşamada %10'a kadar düşürülebiliyordu. Şu an gastronomide bu %0'a kadar düşürülebiliyor. Yani hiç çalışmayabilirsiniz. Evet. De. Diğer işler için en az %30 çalışma şartını getirdiler. En az. Ama firmanız sizi daha fazla da çalıştırabilir. Der ki benim bu şu anda kurzarbeit evet gittim ama personele ihtiyacım oldu. Ben %70, %80 hatta %100 de çalıştırıyorum bu ay. Belki gelecek ay daha az çalıştırabilirim diyebilir. O yüzden de bu işletmenin almış olduğu karara bağlı. Yalnız dikkat etmeniz gereken tek şey şu. Siz Kurzarbeit'tesiniz. Gehaltınızda Kurzarbeit Unterstützung geliyorsa yani maaşınız Kurzarbeit'e göre hesaplanıp kesilmişse o zaman normal çalışma yapmamanız gerekir. Yani önemli olan bu. Hı hı. Çünkü eğer Kurzarbeit esnasında siz bir ay fazla da çalışabilirsiniz. Ona göre maaşınızda bir değişiklik olması lazım. Hı hı. Evet Şerife yorulduysan devam edin buradan. Yok ama buyur. Evet yok birkaç tane okuyayım dedim. Ama yok güzel okuyordum bozmayayım seni de. Şahin Funda selam demiş. Gökhan Çevikdal yani benim kaldığım yer açıkçası. Okullar ne olacak demiş. Şimdi okullarda biraz önce de söylemiştik. Bakan direniyor. Bazı uzmanlar kapansın istiyor. Virologlar ikiye ayrıldı. Bir kısmı kapansın diyor. Bir kısmı kapanmasın deniyor. Şimdi yarın Korona Işık Komisyonu'nun toplantısı var. Cuma günü yine hükümetin kendi arasında bir biraz safları sıkıştıralım görüşmeleri var. Başka hangi kısıtlamalar gelebilir gelmeyebilir bunu tartışacaklar. Yani şu anda okulun kapanması söz konusu değil ama tabii ben biliyorum niçin sordunuz. Şimdi bazı öğretmenler öğrencilere, velilere işte ayın 16'sından sonra veya 23'ünden sonra okullar kapanacak diye böyle söylentiler evet. var. Bizim elimizde bir yazılı bilgi yok bu konuda. Şu an için söz konusu değil ama Avusturya'nın da şu an %90'ı eminim okullar zaten kapansın istiyor. Evet. Evet iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. İsa Börez vallahi bir her yer kapansa da dinlensek yorgunuz demiş. Özden Bey demiş. Yozgat'tan selamlar demiş. Yani o da bir tabii farklı açı. Sevgili İsa Börez inşallah dediğim gibi ticarette gıdada, sevkiyatta zaten o branşlarda kapanma olmaz. Transportta olmaz, sağlıkta olmaz, eczanelerde olmaz ama onun dışında bir kapanma söz konusu olabilir. Bu şu anki bugünden itibaren miydi? Saat 19. Evet, bugünden itibaren. Veya dünden itibarendi, bugünden itibarendi. Saat 19'dan sonra zaten işletmeler 19'a kadar açık kalabiliyor. Yine sokağa çıkma yasağı 20'de başlıyor. Yalnız şunu söyleyeyim. 2 haftadır, 1 haftadır biraz esneme vardı. Ama dün ben bizzat şahit oldum. Biraz kontrolleri sıklaştırmışlar. Dikkat edin diyoruz. Gereksiz yere çıkmayın. Çıkmışsanız da gerçekten geçerli bir sebebiniz olsun. Evet devam edebilirsin. Yakaladıysan kaldığın yeri. Evet, Erdal Bey sormuş, iyi yayınlar, yeni firmalara yardım var mı demiş. Bu gastronomi için umsatz enkant dediğimiz %80'e alakalı bir soru ise, eğer 11. aydan önce sizin bir ciro yapmış iseniz, yani 10. ayın 15'inde, 10. ayın hatta 30'unda bir ciro bildirmiş iseniz size yardım olacak. 2300 euroluk yardımı siz de hak ediyorsunuz, alabilirsiniz.
Ama 11. aydan itibaren kurulmuş bir firma ise bu yardımdan faydalanamıyor. Çünkü 11. ayın ikisinde zaten kapanacağını söyledi. Evet. Yani ona yönelik bir manipülasyon olabilirdi. O yardım o şirketlere. Evet. Başka ne var? Ahmet Çiftçi yazmış. Cuma günü açıklama olacakmış. Kapanacak mı, kapanmayacak mı diye. Evet, biraz önce söylemiş olduğumuz gibi. Bekleyeceğiz. Şu an onlar da tartışıyor. Burada şunu da söyleyeyim hemen, çünkü hep beni çok rahatsız eden konu bu. Cuma günü açıklama olacakmış. Yarın şunlar kapanıyormuş. Biliyorsunuz ben bu konuda çok hassasım. Lütfen böyle dedikodu kazanında duydum. Biri şunu söyledi, biri bunu söyledi. Lütfen resmi makamlar neyi söylüyorsa biz ona inanalım. Tabii tabii. Gerçek bilgiye nerede ulaşabiliyorsak ona ulaşmaya çalışalım. Geçenlerde, çünkü dediğim gibi bu toplumsal olarak bizim bir hastalığımız. Evet. Ya dün bana da yazdılar. Şimdi biraz önce evet. Kesmiş gibi olmayayım da. Yani çocuğumun öğretmeni söyledi diyor. Yani yazılı bir şey var mı? Yok. Şimdi yazılı bir şey olmadığı sürece bunlar bizim için sadece lafta kalır. O yüzden devletin resmi makamlarının açıklamaları bizim için geçerlidir. Ha, yorum yapabiliriz. Tabii ki biz de diyoruz ki bu görüşmeler devam ediyor. Oradan bir karar çıkabilir. Ama ne çıkacağını bilmiyoruz tabii ki. Her şeye de açık olduğunu söylüyoruz. Hazırlıklı olmalıyız. Kapanabilir de, kapanmayabilir de, ama bunu kesin gibi ibare edemeyiz. Evet. İçeriden de çok güzel. Bizim buradaki toplumumuz çok güzel bir karne verdi. Çok güzel bir harekete imza attı. Biliyorsunuz bir kayıp bir çocuğumuzun arama olayı olduğunda gerçekten binlerce insan sokaklara döküldü. Evet. Ve burada da yine aynı olayı yaşadık. Biri yazıyor, çocuk bulunmuş. Ya arkadaşım kim dedi, nasıl dedi, nerede bulunmuş, bir şey var mı? Ondan sonra bu yayılıyor, ya arama engelli çocuk bulunmuş. Ya diyor ki, görmüşler, çocuk şuradan döner almış. Ya kim dedi bunu kardeşim? Yani bu bilgi kirliliğine mümkün mertebe çok fazla fırsat vermeyelim. Orada çünkü binlerce insan bir telaşla, bir heyecanla bir arama çalışmasına giriyor. Tabii ki bir şekilde eğer direkt kaynak size geldiyse, yani ben gördüm diye. Tabii ki onu bildiririm. Çünkü insanlar bundan faydalansın. Tabii. Ama yok, Ahmet'in komşusunun aşağısındaki yolda gördüğü sokaktaki şunu demiş. Demiş. Ya bir haber geldi. Ben de o akşam dışarıda action'daydık, hareketteydik. Yani çocuğun skete diyoruz ya hani, evet. Kaykay mı diyorsunuz ona Türkçesi? Hı-hı. Yani o bulundu diyor. Bir yerde diyor, atmış diyor. Bu sefer millet hep komple o tarafa gidiyor. Yani şöyle, Cengiz, iyi bir konuya temas ettin. Şimdi parantez içinde söyleyelim. Şimdi bu gibi durumlara, yani bu bir yangın olabilir, bir kayıp olabilir, bir aileye yardım etmemiz gerekebilir. Bir kriz masası kurmamız lazım. Tamamen katılıyorum. Yani bu aklıma gelen de o, evet, zaten. Yani bu bir WhatsApp grubu olabilir. Örneğin mesela ben sonradan aklıma geldi. Tabii olay anında düşünemiyorsun. Şimdi bizim de diğer sevgili Hüseyin Taş, Ergün, pardon, Hasan Utkan, yani çok değişik yayınlar yapıldı o akşam, canlı yayınlar. Ama o yayın bir merkezden çıkmış olsaydı, o bilgiler bir merkeze gelecekti. Biz de diyecektik ki arkadaşlar, 22. Viyana'da şurada bir ipucu var, oraya gidin, oradaki olanlar gitsin. Yani bu sefer 16'daki gezenler, arayanlar bu sefer 22'ye gidiyor. 22'dekiler işte teknişe muzeyimin oraya gidiyor. Yani böyle bir kargaşa da vardı. Bu konuda bir konsept çalışması yapalım. Konseptini yapalım, çünkü aynısını ben de düşündüm. Keşke dedim, şimdi mesela buradan biz o stüdyoda bilgi toplayan, işte gerekirse canlı yayınlarla bağlayan, 15'te imlediğinden hemen 15'teki biri gitsin oraya, hemen dönercide canlı yayın yapılsın, o bilgi yayılsın ki bu bilgi kirliliğine fırsat vermeyelim. Çok önemli. Hani kriz merkezi önemli. Kriz merkezi gerçekten önemli bu tarz şeylerde. Dediğim gibi anlıyorum da, yani heyecandan insan da tabii duyduğu bir şeyle yaymak istiyor da, acaba bununla zarar verir miyim diye düşünemiyoruz. Kesinlikle. Yani o yüzden dikkat etmek lazım, bilgi kirliliğine çok mal vermeyelim. Yok, öğretmen söylemiş. Arkadaşlar bakın, şimdi okuldaki öğretmen veya müdür dahi olsa, hükümet tutup da müdüre arayıp da ya biz 15'inden sonra okulu kapatacağız demez. Demez. Evet. Bu, çünkü hükümet Eğitim Bakanlığı'na bile henüz daha bunun kararını vermediyse, okulundaki öğretmen veya müdür bunu nereden bilsin? O yüzden dediğim gibi resmi makamların yapmış olduğu açıklamalara güvenelim bize. Evet. Devam edelim Şerife. Doğru. Mine Güven sormuş, trenler devam edecek mi diye. Yani şimdi Avusturya için seyahatlerde sıkıntı yok. Daha önceden biliyorsunuz birinci dönemde eyaletin birinde vakalar fazlaysa diğer eyalete bile geçemiyorduk. Bazı bölgeler vardı. Şu an için öyle bir sıkıntı yok. Avusturya için de istediğiniz gibi seyahatinizi yapabilirsiniz. Yurt dışı çıkışlar için de her gün değişiyor. Örneğin Slovakya şimdi Avusturya'yı kırmızı listeye almaya hazırlanıyor. Ve Slovakya iyi bir çalışma yapacak. Hani çok acil kendi vatandaşları için veyahut da hani bu sınırlarda çalışanlar için
sınırlarda test merkezi oluşturmayı düşünüyor. Hızlı test merkezleri. Avusturya'dan Slovakya'ya gideceksen orada testin olup öyle gidiyorsun. Yani bir kolaylaştırma çalışmaları devam ediyor ama Avusturya için sıkıntı yok. Evet. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş yine Ahmet Bey. İsa Boyraz demiş kapatın gitsin yoksa hepimiz korona olacağız. Şükrü Derya Erol da iyi yayınlar dilemiş. İlknur Canan Eremir de teşekkür ediyoruz. Test yapılsa da oynama var sonuçlarda. Test yaptırmayın daha iyi demiş Esma Hanım. Tülay Özçelik teşekkür ederim demiş. İyi yayınlar. Karayolunda Türkiye'ye gidip gelmede durumlar ne acaba diye sormuş Mehmet Acar. Bakın acil bir şekilde gitmeniz gerekebilir. Bir hastanız vardır. Bu çok önemlidir. Atlayın uçağa gidin. Ama bu kadar pandemi döneminde Allah aşkına arabayla karayoluyla ben Türkiye'ye gider miyim? Ya gitmeyin zaten. Lütfen gitmeyin. Evet. Yani çünkü o kadar çok ülkenin arasından geçiyorsunuz. Sürekli birileriyle kontak içerisindesiniz. Yani bu virüsü kapma imkanınız o kadar çok yüksek ki. Buradan yola çıkarken testinizi yaptınız. 5 tane ülke geçtiniz. Benzinlikte durdunuz, şurada durdunuz, burada durdunuz. Ve Türkiye'ye virüsü getirdiniz belki. Yapmayın. Lütfen biraz da dediğim gibi artık normal hayat yaşamadığımızı anlayalım. Bu krizin gerçek ciddi bir kriz olduğunu anlayalım. Ona göre bazı yaşam şeylerimizi. Evet yani şimdi ben zaten söylüyorum yani gidebilirsiniz de gelebilir misiniz bir şey diyemem. Şu an transit yollar açık. Bilinçli karar vermek gerekiyor. Evet. Cengiz Bey'in de dediği gibi eğer sağlık durumu ölüm kalım meselesi değilse hiçbir yere gitmemek gerekiyor. Herkes olduğu yerde kalıp bu durumdan en iyi şekilde nasıl çıkabiliriz diye o şekilde hareket etmesi gerekiyor. Evet şimdi burada bir nokta koyalım. Mesajları kaybetme. Sen nerede kaldın? Çünkü yoğun mesaj geliyor. Evet. Şu mesajla konumuza devam edelim. Oğuzhan Fatih Çelebi yazmış. Gastronomideki %80 UMSAT ödemesi nasıl olacak demiş. Şimdi başlık olarak da attık. Nereye nasıl müracaat edecekler? Finans online'a mı müracaat edecekler yoksa? Bir de ne zamana kadar müracaat edecekler? Evet yani antrak doldurmaları gerekiyor mu bu konuda? O konuyla devam edelim biraz. Antrak 12. ayın 15'ine kadar verilmesi gerekiyor. Son süre o. Çünkü sadece bir aylık bir yardım süresi. O yüzden de bu sadece 11. ay için bir yardım şeyi. Ona da en geç 12. ayın 15. Yalnız ben söylüyorum. Bu konuda biraz acele edelim. Bakın birçok yardımlarda biraz bekleyelim dediğim konular da oldu. Çünkü düzeltme olabilir. Belki bir yanlış hesaplama vardır. Bunda biraz acele edelim. Şu açıdan acele edelim. Çünkü ilk başvuruların ödemesi biraz daha erken olacak. Yoğunluk biriktikten sonra bu ödemeler uzayabilir. O yüzden de ilk söylediğinde ilk başvuranların ödemesi 2 hafta içerisinde gelebilir denildi. Yalnız yoğunlaşma olursa bu bakarsınız 2 ay 3 ay bile uzayabilir. Bir de o yüzden de biraz acele edelim bu yardımı yapmak için. Yani hatta Finans Online çökmüştü. Familin, ministerin sayfası çökmüştü bu konu. Bunu da Finans Online Türkanlığı'ndan yapıyorsunuz. Orada önemli olan birkaç tane soru var. Dediğim gibi bu da hata yapmamak önemli. Çünkü burada yaptığınız hatadan dolayı antrenanız reddedilebilir, işte efendim bir şeyler olabilir. Dediğim gibi gerekirse bir yerlerde danışın. Önemli çünkü bu faydalanmanız ciddi anlamda sizin için önemli bir şey bu. O yüzden de Finans Online'da yapılıyor. Çok çetrefilli bir olay değil. Yani diğer antraklar gibi değil. İşte efendim senin ciron kaçtı, kaç işçi çalıştırdın. Yok, onlar yok. Orada sadece bilinmesi gereken, önemli dediğim gibi 3-4 tane konu var. Eğer ben anlarım, ben bu konulara hakimim derseniz girin Finans Online'dan orada başvurunuzu yapın. Çok fazla bir zamanınızı almaz. Zaten ondan sonra da size mail olarak cevap gelecek. Evet, Duran ne demiş? Kolay gelsin, iyi yayınlar. Yeni yılda aşı müjdesi görünüyorum demiş. Bence görünüyor. Dün de Avrupa Birliği aşı firmasıyla pazarlık yaptı. Hem fiyat konusunda hem Avrupa Birliği'nin hissesine düşebilecek bir sipariş konusunda büyük bir yaklaşık 600 milyon Avrupa Birliği bu aşıdan sipariş veriyor. Avusturya'nın payına da düşen bir aşı var burada. Ben birinci ayda bu aşıların temin edilip artık ne zaman uygulamaya geçer bilemiyorum ama ben inanıyorum aşı dönemine geçeceğiz 12. aydan sonra. Ben bu kadar erken olduğunu düşünmüyorum. Yani birinci ayda falan daha yetişeceğini olabilir ama ben dediğim gibi ben daha çok bunun yaza doğru. Çünkü aşının seri üretimine geçilmesi gereken bir ortam oluşturulması lazım. O seri üretimin de ilk başlangıcında zaten yine bir test aşaması olacaktır. Aşı olacak, elbette olacak. Yani dediğim gibi aşı bulunacak. Yalnız şu korkutucu olayı da yine ben söyleyeyim.
şu anda artık bildiğimiz, kanıtlanmış bir mutasyon yaşadı virüs. Danimarka'da geçen seferki programda bilmiyorum anlatmış mıydım, bu özel bir hayvanlar var. Türkçe ismini hep unutuyorum. Nerds dediğimiz. Evet, Nerds. Kürklerini ürettik. Kürklerini almak için fabrikasyon şekilde tutulan bilmem kaç milyon Nerds hayvanları kafeste bekletiliyor. İnsandan bu hayvanlara geçmiş, orada bir mutasyon geçirip geri insana bulaşmış. Yani şu an Danimarka kaynaklı bir yeni bir virüsle baş başayız. Yine koronavirüsü, yalnız mutasyon geçirmiş bir virüs. Şu anda bunu engellemek için oradaki bütün Nerds hayvanlarını öldürme kararları aldılar. Ama Fransa'ya, Hollanda'ya geçmiş bile. Yeni yeni orada bu yeni koronavirüsün mutasyonlu hali. Bu sefer ortaya çıktı. Buna göre bu aşı üretecek. Şimdi ne olacak bu mutasyona? İnceki aşı etkilemeyecek olursa o zaman bu sefer yeni bir aşı üretmek zorunda kalacağız. O yüzden biraz zorlanacağız. Ama her ne kadar zorlanacak olursa olalım. Yani güvenelim, sağlığımıza dikkat edelim. Evet. Böyle boşa atmayalım, kurallara dikkat edelim. Ama motivasyonumuzu kaybetmeyelim. Kesinlikle. Evet, devam edelim Şerife. Ahmet Özel demiş, yardım nerede, biz alamadık. İnşallah alırsınız kısa sürede. Dediğim gibi siz önemli olan müracaatlarınızı yapacaksınız. Bu şu ana bahsettiğimiz yardımlar şirket yardımlarıydı. Evet. Hani özel yardımlar, işsizlere yapılan yardımlar 450 euro. O bugünlerde ödemeye başlanabilir her an. Bir kısa bir şey yapayım. Çünkü burada geçen programda söylemedim. Cüzi rakamda bir yardım var yine şirketler için, ama cüzi rakam bile olsa hızlıca ödenen bir rakam olduğu için bunu da söyleyeyim. Zamanı geçiyor, o yüzden hatırlatayım unutmadan. Özellikle Niederösterreich, bir çalışkan Niederösterreich'in yapmış olduğu 500 euroya kadar taksiciler için bir yardım var. Taksinizde işte efendim plexiglas yaptınız, korona şey bulunduruyorsunuz, desinfekte bulunduruyorsunuz, maske aldınız. Bu tarz şeylerinizi, yatırımlarınızı karşılayabilmek için 500 euroluk bir yardım var. Hızlı bir şekilde başvuruyorsa birkaç patronunuzu göstermeniz lazım. Yaptığınız, özellikle bu koronavirüsle mücadele anlamında. Bu sadece aşağı Avusturya için mi geçerli? Sadece Niederösterreich'te, taksi şirketleri için geçerli. Evet. Bunun süresi geçtiği için bugün tekrardan hatırlatmış oluyorum. Bu yardımlardan 500 euro deneyelim, başvuralım, faydalanalım. Çünkü dediğim gibi kötü bir dönemden geçiyoruz. Her türlü yardımlardan faydalanalım ki sonrası için sağlam bir şekilde ayakta tutabileceğimiz bir iş yapıyoruz. Evet. Evet. Mine Güven sormuş, Kurzarbeit için Finanzamt'a mı başvurulacak demiş. Şirket. Soruyorsa bunu, Kurzarbeit'i yapan yer AMS. Evet. Kurzarbeit ne yazık ki o %80 umursatan kadar kolay bir şey değil. Bunun hesaplanması da çok zor. Dediğim gibi ilk çıkan uygulamalardan biri. İşte kaç saat çalıştırabilirsiniz, hangi faz için başvuruyorsunuz falan. Burada profesyonel bir yardım almanızı gerçekten tavsiye ederim. Evet. Çünkü orada yapacağınız hatalar size gelecek yardım sayısını çok etkiler. Ki dediğim gibi bu çok işçi sayısına bakarak da yüksek rakamlar olabilir. Orada hata yapmak kötü olabilir. O yüzden de burada şirketlerin gerçekten profesyonel bir yardım almasını tavsiye ederim. Evet. Şahin Funda demiş, koronalar hala Türkiye'ye gitme peşindesiniz. Oturduğunuz yerde oturmayı düşünseniz bulaşıcı bir hastalık demiş. Yani işi olan gitsin tabii ki, işi varsa yani. Yani tavsiye edilmiyor ama evet, illa gitmeniz gerekiyorsa tabii ki gideceksiniz. İsa Bey demiş, para mara istemiyorum, kapansın her yer yeter ki bir hafta demiş. Sevgi Demirok sormuş, iyi akşamlar, risiko grubunda olanlar ne yapmalı demiş. Şimdi risiko grubunda olanlar zaten sıkıntılı onlar için. Daha fazla dikkat etmeli. Yani yapacak bir şey yok. Yani hatta bugün Türkiye'de son dakika haberiydi galiba biz yayına girerken İzmir'de 65 yaş üstü. Değil mi? Evet. Saat 10 ile 16 arası galiba bir yasak var. Evet. Evet. Saat 4'ten itibaren 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var onlara. Evet, çıkacak. Yani bunun gibi yani gereksiz yere çıkmamakta, gereksiz yere misafir kabul etmeyelim, gitmeyelim. Yani bu dönemi biraz daha sıkı, gerçekten hem devlete hem kendimize hem çevremize, sevdiklerimize yardım ederek geçirelim. Evet. Mecnun Yar demiş, iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar Mecnun abiye de, iyi akşamlar diliyorum. Evet. Ufuk Perçin demiş, bu ay böyle bir yardım olmadı. Hangi yardımı kastediyorsun? Şimdi şöyle, dediğim gibi şimdi burada aslında şirket yardımlarını konuşuyorduk. Ama hani özel vatandaşlar için de sadece işsizler için mevcut olan bir 450 euro yardım var.
O da her an ödenebilir. Onun dışında şu an bir ekstra yardım yok. Evet. Yeter Çoban iyi yayınlar, iyi akşamlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Şahin Funda yardım olmadı henüz demiş. Evet, ödenmedi daha ama 11. ayın ortasında ödeyeceğiz demişlerdi. Evet, Zülfiye Bayık Deli demiş. Kredileri durdurma olabilecek mi? Yine Oktober'a kadar kredileri durdurmuştuk. Şu an var mı öyle bir bilgi diye evet. sormuş. Bankalar bu konuda Bankalar Birliği olaraktan bir ortak karar aldılar. Kredilerin durdurulması, tekrardan yine şutunluk yapılmasına dair bankalar arasında almış oldukları bir karar var. Sadece bir mail ataraktan bu başvuruda bulunmanız lazım. Hı hı. Ve kredileriniz tekrardan durduruluyor. Evet. Ahmet Çiftçi demiş, iyi yayınlar, her yer kapanacak mı ayın 15'inde yoksa kapanmayacak mı? Son durum nedir? Yani o deminki biraz önce konuştuğumuz konu, şu ana kadar kesin bir açıklama yok. Yani bunun tarihi de yok. Bakın bu vaka sayılarıyla ilgili bir şey. Bugün 7500 vaka, yarın 10.000, 12.000 olduğu zaman da ona göre önlem ve tedbirler getiriliyor. Ama şu anda resmi açıklamalarda bir kapanma yok ama kapansın mı, kapanmamasın mı tartışması var. Evet. Yalnız şunu hep söyleyelim. Her seferinde bu her yer derken hep söylememiz lazım. Korkmayın, marketler açık. Korkmayın, eczaneler açık. Evet. Aç veya açıkta kalmayacaksınız. Yani bu korku oluşmasın. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani doğru. Şimdi zaten dün de bütün akşam okulları işlemiştik. Evet. Zaten Avusturya'nın %80'i 90'ı zaten kapansın istiyor okullar özellikle. Evet. Gülşen Ateş Yavuz sormuş, doktorlar da kapanacak mı? Doktorlar kapanmıyor. Sadece sağlık terminli. Kapanmıyor. Evet, terminli büyük bir ihtimal olur yine doktorlar. Arayıp evet. termin alıp da gideceksiniz. Hani spontan kabul etmeyebilirler. Erdal Cavlak demiş, iyi yayınlar. Pazar yerleri nasıl olacak? Kapanma gibi bir durum var mı? Yani şimdi pazar yerlerinde insanların iç içe geldiği bir yer olduğu için yani o bir ayrıntı. Pazar yerleri şimdi bazı kapanmasını isteyen bir kitle var. Bir de hani pazar yerleri açık hava, yani orada virüs daha az bulaşabilir görüntüsü var. Yalnız maske mecburiyeti var biliyorsunuz pazar yerlerinde. Ama normal bir kapanma olursa ben pazar yerlerinde kapanacağını düşünüyorum açıkçası. Yani market, sağlık, bir de transport, işte bazı gerekli sektörler açık kalır. Pazar yerlerinde ne yazık ki gerçekten çok ciddi bir yoğunlaşma oluyor. Evet. Bu yüzden dolayı her ne kadar gıda kapanmayacak desek de kesinlikle pazar yerlerinde öyle bir kapanma olabilir. Kapsiyelim. Çünkü çok ciddi bir yoğunlaşma oluyor orada. İnsanlar evet. iç içe bir şekilde pazarda geziyor, dolaşıyor. Bu da tabii ki sağlık açısından. Çünkü sosyal mesafeyi de koruyamıyorsun orada. Olmuyor yani. Ayşegül Hasan, dakikalar bu aralar düşmüş çok şükür demiş. Dilek Altuntaş, saat 20'den sabah 6'ya kadar virüs çıkıyor. Sabahtan akşama kadar uyuyor mu? Ne kadar saçma yasak. Zaten akşam kimse çıkmıyor demiş. Abdullah Gündoğdu, döner imbisleri kapanacak mı diye sormuş. Tüm Midney'den olan imbisler şu anda açık. Şimdi Zuşteller çalışabilir. Zuşteller çalışıyor. Döner imbisleri tüm Midney'den olduğu sürece açık. Bunu da mümkün mertebe çok uzun süre açık tutmak isteniliyor. Çünkü bir derece yine gıda olarak düşünüldüğü için hı hı. insanların bir şekilde dışarıdan yemek alabilme imkanlarını sağlamak istiyorlar. O yüzden de Tuşkeli'nin ve imbislerin de açık kalma ihtimali yüksek. Ama bu da tabii ki yine özellikle bu imbis önünde oluşabilecek kuyruklar, çünkü bir dönem çok sıkıntı olmuştu. Yani imbis önünde bakıyorsunuz insanlar yoğun bir şekilde onun üzerine gittiği zaman yok dediler, bir metre ara bırakılsın, şu bu bakları yine yapmıyorlar, o zaman kapatalım dediler. Evet. O yüzden dikkat edelim, kapanmasını istemediğimiz yerler varsa kurallara çok çok uymaya çalışın. Bir saniye Şerife, ben bir Dilek Hanım'a cevap vermek hı-hı. istiyorum. Bu 20'den sabah 6'ya kadar hani sonra virüs uyuyor mu, uyanık mı, yüzünü mü yıkıyor konusuna ona bir cevap vermek istiyorum. Hı-hı. Şimdi buradaki mantık şu. Bu benim yorumum tabii. Şimdi gastronomi kapanmasına işletmeler karşıydı. Önce bir sokağa çıkma yasağı uygulamak istediler. Yani bu kapanma, kapanmanın için geldi? Gece lokalleri, eğlence lokalleri, korona partileri. Bunların önüne geçebilmek için önce bu kapanmayı getirdiler ve bunu da tabii paralel olarak gastronomiyle birleştirdiler. Asıl sıkıntı geceleri yapılan gizli partilerdi. Çünkü isim vermeyelim, anmayalım şimdi. Birkaç tane Avusturya'da
Gerçekten Korona Partisi bastı polis ve ikinci Viyana'da, Nestroy Plas'ta okumuşsunuzdur. Oralardan büyük oranda bulaştı. Yani bu eğlenceleri, gençlerin gece buluşmalarını, bu eğlence yerlerinde buluşup işte virüsü yaymalarını engellemekten yola çıkarak bu yasak getirildi. Ama zaten esnekliği var. Yani sizin gerçekten tam da bir kapanma gibi değil. Yani şimdi 5 maddede... Bir de şunu anlayalım. Gerçekten. Yani gerçekten çok ciddi bir krizde baş başa kaldığımız anlıyorum. Yani burada aslında demek istenilen olay, ya arkadaşım işin yoksa dışarı çıkma. Evet. Yani ama varsa da git, buyur diyor. Yani burada yapılmak istenilen olay bu. O yüzden mesela Türkiye'deki hafta sonu kapanmaları aynı bu yüzden. Yok hafta sonu virüs mü ortaya çıkıyor? Hayır, o yüzden değil. Ama ne kadar az bu irtibatı aza düşürürsek o kadar çok az insana bulaşma ihtimali var. Ve bizim için en önemli olan da bu sayıyı düşürdüğümüz zaman hastanelerimiz, sağlık sistemlerimiz ayakta kalır ve mümkün mertebe hasta olan herkesi tedavi eder. Bu virüs çok öldürücü bir virüs, herkes yapıştı mı? Hayır, öyle değil. Sadece sayı çok olursa ister istemez belirli bir şekilde sağlık sistemi kapasitesi kaldıramazsa o zaman bak halimize. İşte o yüzden mümkün mertebe aramızda mesafeleri koruyalım. Çok fazla. O yüzden de dışarı çıkacaksınız. Saat 20 ile 6 arası çıkın. Gezmek için çıkın, dışarıda nefes alın, tur atın, insanlardan uzak bir şekilde. Kanun bunu yapma demiyor ki, yapabilirsin diyor. Evet. Mecbur bakmak zorunda kaldığın bir insan var, ya git bak ona, bakma demiyor. Hava al yürü diyor. Hava al diyor, yürü diyor, bunu yap diyor. Ama gereksiz yere bir araya gelip ev ziyaretleri yapma diyor. Evet, önemli evet. Olan bu. Yani biz bunu anlayalım diye bunu kuralım. Evet, dedim ya işte asıl sebep işte bu hani partileri, eğlenceleri, bu gastronomideki bu kellalarda diyelim gizli yapılan partileri, eğlencelerin önüne geçmekti. Gece yoksa evet. Başka gereksiz yere bir araya ama gelmeyi önlemek için. Yani bu tam da kapanma değil yani benim gördüğüm kadarıyla. O yüzden evet, nefes alamıyorum. İlknur Canan Eremir demiş. Bugün en şova dedi, yarın hastanelerin durumu ele alınacak. Kapasite yeterli değilse okullar homeschooling'e geçilecek. Ve hatta shopping sentralarda bir aya kadar kapalı kapatılabilir diye açıklama oldu. Cuma günü aydınlatacaklar. Hülya Şahin demiş, ben ameliyat geçirdim. Karanlık karantinadayım. Peki bu kranktayım demiş orada. Kranktayım evet. Peki bu parayı alamazsam ne yapabilirim? Dediğim gibi sizin gibi o özellikle AMS'den gelecek olan 450 euro yardım ödenmeye başladığında size gelmeyecek olursa bunun toplu olarak bir şikayet edilmesi gerekiyor. Siyasi olarak orada bir baskı oluşturulmak gerekiyor. Öyle bir hatayı çünkü yapmaları gerçekten kabul edilemez. O yüzden de bu tarz kişilerin sayılarını bir bilirsek ona göre de biz bir talep oluşturabilir, bunun üzerine gidebiliriz. O yüzden dediğim gibi bildirin, bu yayınlarda bildirin ama şimdi değil. Ödemeler başladıktan sonra krank olduğunuzdan dolayı size vermiyoruz dedikleriz ama biz bunu bilelim ki toplu olarak bunun üzerine gidip bir çalışma yapabiliriz. Evet. Erol at salmış demiş, gastronominin kesin açılma tarihi ne zaman belli olacak? Yani şu an öyle bir hani görüntü yok. Bunların hedefi şunu söylüyorlar. 1 Aralık'a kadar gerçekten sayılar düşerse örneğin Noel pazarları olsun. Şimdi önce Fraik abi verildi, serbestleşti. Açılacak dendi ama son anda yine iptal ettiler. Yani 1 Aralık'ta böyle bir düşünceleri var. Ama gastronominin bu sayılarda kısa vadede açılacağını düşünmüyorum açıkçası. Benim yorumum tabii bu. Sayılara bağlı. Evet. Sabahattin Güneş iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Ahmet Çiftçi Facebook gezerken gördü bu haberin. Cuma günü yeni kurallar gelecekmiş diye. Ben de inanmak istemedim. Bu yüzden sormak istedim. Teşekkürler, hayırlı akşamlar. Çok teşekkürler. Yani tartışılıyor. Teşekkür ediyoruz. Yani bazı kurallar gelebilir. Bu sayılar devam ettiği sürece disiplini daha da arttırıcı önlemler gelebilir. Evet. Karanfil Çiçeği, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar. Demiş. Oğuzhan Fatih Çelebi sormuş, bu %80 UMSAT ödemesi nasıl olacak? Sırf kapatanlar mı alacak yoksa bütün gastronomi alacak diye sormuş. Gastronomi zaten gastronomi dediğimiz zaman zaten alacak. Müşteri almak imkanı yok, zaten kapattınız. Şunu söyleyeyim yalnız. Bundan önce de İşiniz sadece suç tellum idi ise o zaman bu yardımdan faydalanamıyorsunuz. Tabii. Yani sizin bu kapatmadan etkilenmiş olmanız şartı var. O yüzden burada lütfen bunu ciddi olarak da burada karışıklık oluşmasın. O yüzden de bir kısmı 11. aydaki yapmış olduğunuzun bir kısmı
gastronomi olarak sizin içeride verdiğiniz hizmet bir kısmı da dışarıdan geliyorsa 11. ayda kumsalsının hepsini de alamayacaksınız. Turş tarifinden ne kadar geldi ve direkt evet. içeride müşteriye ne kadar hizmet verdiniz ona bakarak yardım alacaksınız. Bu olay sadece bir dediğim gibi anlaşılması lazım. Evet. Devam edelim mi Şerife? Evet, evet. Şimdi asıl girmek istediğimiz daha konularımız var. Şimdi sağlık sistemiyle ilgili konuşacağız. Yine müracaatlar nereye yapılıyor bu şirket mağdurları için veya nereden bilgiler alabilirsiniz? Birazdan gireceğiz ama biz gerçekten çok seviniyoruz. Programımıza böyle katkı verdiğiniz için sorularla, görüşlerinizle. Şimdi yine ben hemen bir konuyu değiştireyim. Sorularla evet. alakasız bir konuya daha değineyim. Dediğim gibi ben her türlü yardımları gerçekten ciddi anlamda araştırıp onun üzerine gitmek istiyorum. Aslında bizim buradaki bütün Türk toplumumuzda kanayan bir yarası GİS. Şimdi, ay evet. GİS açıklama yapmış. Ben bu şartlar altında evet GİS ödemesini 11. ay için almayacağım diye. Allah Allah. Ama kapatmak zorunda kalan şirketlerden almayacağım diye. Yani sanki kapatmak şey zorunda olan şirketlerin hepsi böyle televizyonda o herif yani can havliyle onu ödüyorlar. Ben de kandan ödedim ama yani, diyecektim. Dediğim gibi bu GİS'ten yine kurtulamadık. Kapatmak zorunda kalan şirketler GİS ödemesine madem ki öyle diye bir açıklama yapmışlar. Yani her şeyden kurtuluyoruz da şu GİS'ten hala kurtulamıyoruz. Evet yani Avusturya'nın büyük yarayan bir kanası. Sevki Akkol demiş, selam hepsi kapanmasını beklediği için düşüncelerini söylüyor. Şahin Funda, Türkiye'deki dedikodu ortamı Avrupa'da da devam Özden Bey. Ne desek boş, insanlar abartıyı seviyor, konuşmak için konuşuyorlar ve bu bazen çok zarar veriyor kişilere ve de mağdurlara demiş. Ya şimdi şey de söylemek lazım, şimdi insanlarımız tabii ki endişe içinde oluyor. Dedikodu işte dilden düşme işte öğretmenin çocuğuma söylemiş işte velilere söylemiş. Yani bunlardan uzaklaşmamız lazım. Zaten bizler sizin için o yüzden program yapıyoruz. Tabii siz de katılıyorsunuz güzelce de sizlere cevaplıyoruz. Ama bunlardan sıyrılalım. Eğer bakın böyle bir paylaşımlar görüyorsanız sosyal medyada anında paylaşmayın siz de. Yani önce o haberin veya o bilginin sağlamlığından emin olun. Siz paylaşınca yanlış bilgi tekrar bir yanlışlığa sebep vermiş oluyor. Fazla paylaşım yapmayalım. Resmi kurumların açıklamalarını biz olsun, diğer arkadaşlarımız olsun, medya kanallarının yapmış olduğu ciddi haberlere güvenelim. Evet. Şimdi ben yine tabii. konuşmayı sevdiğim için evet. hemen araya girmem lazım. Tabii efendim, ne demek? Biliyorsunuz biz Söz Partisi olarak bir seçim kampanyası geçirdik. Evet. Bir seçim atlattık. Bazı kesimler bizim seçime girmiş olmamızdan dolayı rahatsız olduğu için gerçekten inanılmaz çirkin bir saldırıyla, inanılmaz böyle hiç haddi hesabı olmayan iftiralarla bize yerlemeye çalıştılar. Şimdi geçenlerde Söz Partisi olaraktan özellikle bu sokakta ezan ve silah sesleriyle provokasyon yapan kişiyi mahkemeye verdik. Evet. Bunun da haberini yapan bir sayfada. Yani seçim bitti. Seçim çalışması değil. Biz bunu kendimizi sevdirmek için değil. Biz bunu parti olarak görevimiz olduğu için biz bu kişiyi mahkemeye verdik. Çünkü biz özellikle buradaki bir belirli bir kısım toplumun ezilmesini istemiyoruz. Onların haklarını sonuna kadar savunacağımız için siyaset yapıyoruz dedik. Bakın diğerdeki seçimler de 5 sene sonra. Yani demeyin ki bu seçim... Hayır, biz görevimiz bu. Evet. O adamı mahkemeye verdik. Bu mahkemeye verdiğimiz olayını da buradan da söyleyeyim, Sayın selamımızla iletmiş olan Hüseyin Taş abimize sayfasında bunun haberini yapmış. Söz Partisi işte bu alçakça provokasyon yapan kişiyi mahkemeye verdi diye bir haber yapmış. Ben de yaptım. Evet, siz de yaptınız ama onun altına da hemen şöyle bir yorum gelmiş. Yine, çünkü arkadaş o kadar alışmış ki o saldırıyla devam etmeye. Ya bu Söz öyle sandığınız gibi değil, yok bilmem ne bağlantısı vardı, kesin ona oy vermeyin. Arkadaşım. Seçim bitti. Yani bir rahat durun. Biz oyumuzu, oyumuzu istemiyoruz. Biz seçime girdik, oyumuzu aldık. Biz ne olursa olsun oy alsak da almasak da bu yola sadece görünümlü bir hizmet vermek için çıktık. Ama arkadaş sandığım o kadar alışmış ki dağılıyordu. Bunlar oyunları vermeye sakın kanmayın. Arkadaş oy verin diye yapmıyoruz, kandırma için yapmıyoruz. Biz üzerimize düşen görevi yapıyoruz. O yüzden yine dedim ya böyle
Belki o da gaza geldi. Birinden duydu. Hala onun içerisinde. Yok işte duydu. Ya arkadaş duydum böyleymiş. Ya bir gidin araştırın ya. Biraz da siz arka planla. Ya duydu ve hala seçim olacak sanıyor. Demek ki fazla bir bilgisi yok yani. Olabiliyor işte. Böyle şeyler gerçekten sağlam bilgilerle birbirimizi oyalayalım. Kalbimizi kırmayalım. Diyalog çok önemli. Benim sizlerden ricam yanlış bilgileri yani doğruluğundan kaynağından emin olmadığınız bilgileri paylaşmasanız iyi olur. Evet, Hakan Bey demiş, kurslar açık ve kalabalık, bunun için yorumlarınız nelerdir? Kurs. Kurslar. Yani şimdi AMES kursları açık. Evet. Şimdi onlar da zaten böyle bir kapanmalar olursa, yani onların da kapanacağını düşünüyorum. Zaten AMES'ler bazen şimdi işsizlere veya not standta olanlara diyelim ki 12. ayda termininiz var değil mi? Onlar zaten otomatik uzatıyor. 1. aya, 2. aya, 3. aya otomatik mektuplar gidiyor. Eğer otomatik mektuplar geliyorsa zaten o bir işaret oluyor. Onlar da hazırlıklı olduklarını sizlere yansıtıyorlar. Evet. Derya Serefşanlı iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Gülsüm Gökçe Badem, Cengiz Bey çok haklısınız yazmış. Okito Basa selam, hayırlı yayınlar. Kuaförler kapanacak mı diye sormuş. Vallahi kapanır mı bilmem. Ben bugün önlemimi aldım. Bugün kuafördeydim, evet. Şerife. Gerçekten sağ olsun bizim Gül Style. Dedi gel abi ne olur ne olmaz dedi. Tıraş ol dediler. Ben önlemimi aldım. Bu bir ay gider dediler. Güzel. Şimdi kuaförler örneğin masaj. Bu tür mesela kapananlardan bir tanesi de şu an onu unutuyoruz. Fitness yerleri. Şimdi birebir tabii temasın çok olduğu yerler olduğu için zaten bakın gerçekten kapatalım. Hani bir virüs temizlensin. Yani işte bir pozitifler, artılar bir ortaya çıksın diyeceklerse biraz önce Cengiz'in söylemiş olduğu gibi yani burada gıda, sevkiyat, sağlık sistemi haricinde birçok yer kapanabilir. Eğer ki düzelecekse kapansın da zaten. Şahin Funda demiş, bir yıl oldu hayatımızda bir virüs var. Alışmak lazım ama insanlar yokmuş gibi davranıyorlar. İş yerleri, okullar kapansın. Türkiye'ye oraya buraya gitme peşindeler. Boşuna kendinizi parçalamayın. Bir yıldır anlamayan insanlar şimdi anlamaz. İnsan sinir oluyor demiş. Çiğdem Akbaba demiş, iyi yayınlar dilerim. Acaba yüksek risk olan bir yerde çalışan kişi işten çıkmak isterse korona sebebi olarak kabul edilir mi? Şimdi şöyle, kapanmalar olduğu dönemde biliyorsun af vardı. Yani işletmelerle görüşebiliyordun, çalışan işletmelerle. Veya ben psikolojik olarak veya koronadan korkuyorum, çalışmak istemiyorum. Bu gibi böyle manevi haklar evet. verilmişti. Şimdi ne durumda? O konuyla ilgili kapanmalar tam olmadığı için yeni bir bilgi yok. Evet. Çiğdem Hanım'a teşekkür ediyoruz. Zaten kendisi bizleri devamlı takip ediyor. Yeni bilgi olursa mutlaka paylaşacağız. Kesinlikle. Ayşe Şahin 3. demiş. 450 euro için herhangi bir başvuru var mı? Hayır yok. Zaten AMS onu otomatikmen yolluyor. Evet. O öyle. Cengiz Bey size... Kadir Yılmaz hayırlı yayınlar dilemiş. Saray Lokum Doğan... Selam, Belçika'da her yer kapalı demiş. Gülsüm Gökçe Badem, her yer derken marketler de mi? Marketler kapanmaz. Bakın her yer kapansa bile marketler kapanmaz. Ve Avrupa Birliği'nde bundan 15 gün önce bir toplantı yapıldı. Bütün ülkeler ellerindeki her şeye hazırlıklı olabilmek adına ellerindeki malzeme paylaşımı yaptılar. Yani stok paylaşımı yaptılar. Kim neyi ne kadar sevk edebilir Avrupa'da, sevkiyat yapabilir. O konuda bir sıkıntı yok. Evet. Yasemin Dikme sormuş. PFA, Reykya'da olanlar risiko grubu mu diye sormuş. Efendim onu tam kaçırdım. Reykya'da olanlar. Risiko grubu. Tabii ki grubu. Risiko grubu onlar. Kadir Yılmaz hayırlı akşamlar dilemiş. Selam, iyi yayınlar. Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederim. Sizlere sağ olun demiş Erol Bey. Teşekkür ediyoruz sevgili dostlarımıza. Ölü sayısı kaça çıktı diye sormuş Beyhan Şahin. 1500 civarlarında, bugünkü rakamlarla 1500 civarıydı. Bir ayda, yani biz 900 ile gidiyorduk, hatta ölü vakası olmuyordu hayatını kaybeden. Bir gün bir tane, üç gün sonra belki oluyordu. Ama
bu vakalarda yükseldi. Yani şu bir ay içerisinde tam 600 tane kişi hayatını kaybetti. 50, 30, 75 bu rakamlarla gittik. 64 ölü vardı. Evet. Yani Avusturya nüfusu 88 milyonluk bir, 9 milyon yaklaşık bir nüfuslu bir ülkede 64 kişi bugün koronadan öldüyse bu rakam gerçekten büyük bir rakam. Evet. Ben de özellikle bunların hep böyle bir istatistik verilerini araştırmasını sevdiğim için bu sayılarla ilgili bir çalışma yaptım. 2020 yılında şu andaki ölü sayısı oranı bir geçen yıla bakaraktan %2.3 artış göstermiş. Yani gerçekten bu korona ölülerini artık istatistiklerde hissedebiliyoruz. Şu ana kadar bu. Daha 11. ayın ortalarına yaklaşıyoruz. 12. ay çok ağır bir şekilde geçirebiliriz. Lütfen ve lütfen bu koronavirüsü hayat alır. Eğer dikkat etmezsek. Yoğun bakımımız ne kadar? Şunu da deneyelim ki gerçekten ben buna da katılmıyorum. İşte ben riziko grubu değilim. Bana bir şey olmaz. Avusturya'da geçenlerde 37 yaşındaki bir genç, hiçbir bir şekilde riziko grubuna girmeyen bir genç koronadan hayatını kaybetti. Evet, evet, aynen. Yani bana bir şey olmaz demeyin. Evet, çoğunluğu hafif atlatıyor. Ama dikkat edelim ki, çünkü bu hafif atlatamayan bir vakalardan biri de biz olabiliriz. O yüzden dikkat tabii edelim. Ki. Sayılarımız var mı şeyle alakalı, yoğun bakımla ilgili? Şimdi mesela bazı eyaletlerde, bazı köylerde, ya köy diyorum şehirlerde, kapasitelerin dolduğu söyleniyor. Evet. Yani bu şu kapasite an... derken korkmayın. Yani şimdi bir tane şehirde 30 yatak var, bir tanesinde 50 yatak var. Tirol, Vorarlberg bölgesinde bu tür kapasitelerin sona geldiği evet. söyleniyor. Yani şu an genel Bundesland'lara baktığımız zaman %100 bütün kapasiteler doldu dediğimiz hiçbir Bundesland yok. Ama Tirol'da mesela şu an kapasitesinin %87'sindeyiz. Evet. Yani çok az yatak sayısı kaldı. Bu Viyana için mesela söyleyeyim, yüzdelerde konuşmak belki biraz zor anlaşılabilir. Tabii yoğun bakım yataklarının bir kısmı normal gelecek vakalar için ayrılmak zorunda. Yani normal gelecek vakalar trafik kazası, adam trafik kazası geçiyor, yoğun bakıma alınmak zorunda. O, onun hayatı direkt birebir şu anda bu yoğun bakım yatağına bağlı. Şimdi bizdeki 2200-2500 deniyor zaten toplama, Avusturya yani toplama. O yüzden de biliyoruz zaten, istatistikler var şimdi. Ne kadar kaza olabilir, kaç kişi gelebilir, bunun bir hesaplaması yapılıyor. Ve acil yoğun bakım yatakları kullanılacağından haricinde kaç tane yoğun bakım yatağını korona hastaları için ayırabiliriz diye çalışma yapıyorlar. Ve diyorlar ki toplam 800 yatağı yaklaşık olarak 870-880 civarında yatağı korona hastaları için ayırabiliriz diyorlar. Bu Avusturya'daki şu an boş korona hastaları için ayrılmış yoğun bakım yatak sayısı 35. Bu kadar az mı? Bu kadar. Yani ben 900 civarında. Yani boşta olan. Ha, pardon, boşta. Boşta olan Viyana'daki koronavirüs hastaları için ayrılmış yatak sayısı. Yani 35 tane daha yoğun bakım almak zorunda kalırsa bitti olacak mı? Hayır. Öbür taraftaki yine belirli ameliyatları erteleyip oradan bir kapasite çıkartmaya çalışacaklar. Ama nereye kadar? Artık bundan sonra iki tarafta da ertelenmeyecek hastalar olursa o zaman triyaj dediğimiz olay geliyor. İşte bir sağlıkçının hayatında hiç yaşamak istemediği olur. Evet. İki tane ölecek hasta var. Siz yoğun bakımda ikisini de kurtarabilirsiniz. Ama karar vermek zorundasınız çünkü sadece bir yatağınız var. Ama şimdi bak mesela muhalefet iktidarı yani Avusturya hükümetini kritik yaptı. Yazın dedi, uyudunuz mu dedi. Şimdi bu ülkede Avusturya'da tüp yani hava tüpü nefes almak için bunların azlığı zaten biliniyordu. Bu kapasite de yoğun bakım yataklarında kapasite de arttırılmadı. Şimdi basın toplantısında Avusturyalı bir gazeteci sordu. Yani dedi ne yaptınız dedi bütün yaz boyu. Niçin dedi. Şimdi ne dedi biliyor musun? Herkese de dedi yoğun bakım yatağı yani rezerve yapamayız ki dedi. Yani herkes için de. Aslında kaba bir cevap verdiler. Yazın bir operasyon yapılabilir. Sorun da alakalı değil. Sorun genel olarak sağlık sistemindeki personelle de alakalı. Yani yoğun bakım dediğiniz, yoğun bakım yatağına her hemşireyi, her doktoru verip de burada bunu yapacaksınız diyemezsiniz. Onun uzman personeline ihtiyacınız var. Evet. Yoğun bakım odası dediğiniz oda, buraya bir tane yatak at, şuraya iki tane alet tak değil. Buranın sterilize olması lazım, giriş çıkışlarının kontrol edilmesi lazım. Çok da kolay değil yani bunu hazırlıktan yapmak. Ha, Avusturya ne yaptı? Hiçbir şey yaptırmadı belki. O yüzden bunu evet hükümeti eleştirebiliriz. Ama bunu bugünden yarına ben kapasitemi şimdi %30 arttırdım.
Çok ya şimdi sağlık değil. Sağlık Bakanı bak mesela örneğin daha fazla kapanmadan tarafa adam şimdi sağlıktan sorumlu evet. Sayın Anşober. Ama ben şunu görüyorum naif birisi. Yani gücü yetmiyor. Diğer taraftan Ekonomi Bakanı bastırıyor diyor. Hayır diyor şu, bu kadar para lazım bize diyor. Kapatamazsın diyor. Kapanmaması lazım diyor. Şimdi dolayısıyla ekonomi, sağlık, kültürel herkes kendi içinde bulunmuş olduğu konsepti yaşatmaya çalışıyor. Evet. O yüzden ben Anşober tarafındayım açıkçası. Sağlık Bakanı'nın arkasındayız. Bir de İnşallah hemen bir... korona çok sıkıldığımız için çok kısa bir araya hemen bir şey daha katayım ben böyle. Biliyorsunuz Başbakan Kurz Fransa'daydı. Macron'la bir görüşme yaptı. Konu terör. Evet. Ve onların açısından terör dediğimiz zaman onların kelimesiyle İslamistische terör. Macron'un yanına gitmeden önce burada bir Muslim Brüder adlandırdıkları, İhvan tarafları dedikleri kişilere yönelik bir baskın yapıldı. Çok sayıda insan gözaltına alındı, sorgulamalar başladı. Burada bir Türk kurumunun da adı geçiyor. Bu Türk kurumunun da bir bu sorgulamaya dahil edildiği söyleniyor. Ama bütün isimler, dediğim gibi buradaki tanınan birçok toplum içerisinde tanınan isimler sorgulanmaya çekildi. Ciddi şeyler oluyor. Burada o yüzden de bir öğretmeni koronayla yine bağlayacağım. Bir öğretmeni bu son yapılan terör saldırısında acaba devletin parmağı var mıydı? Devlet göz yummuş olabilir mi? Sanki bana bu devlet bunu bilerek yaptı dedilen bir açıklamasından dolayı öğretmen görevinden alındı, açığa alındı, soruşturma başlatıldı. Bugün de artık o kişi hakkında ciddi bir şekilde teröre yol açmak açısından bir savcılık tarafından bir işlem başlatıldı. Dikkat edelim. Her videoyu, her böyle aklımıza gelen şeyleri çok kolay bir şekilde böyle yaymayalım. Bu koronayla ilgili de olabilir, başka şekilde de olabilir. Lütfen ve lütfen özellikle dediğim gibi bize birçok bugün mesela biri geldi bana video dinletmek istedi, ben onu durdurdum, engelledim. Çünkü yine aynı bu şekilde bir işte koronayı devlet üretmiştir, şöyledir, böyledir diyen bir video. Bakın, suç işliyor olabilirsiniz. Ya şimdi Facebook bile kısıtlıyor. Bakın şimdi koronayla ilgili programlar, koronayla ilgili yapılan haberler. Ben şimdi mesela birinci pandemi döneminde birinci dalgada 18 gün ceza aldım. Yani şimdi yaptığımız haberler mesela normalde normal bir haberler bile olmuş olsa o an çok yoğun olduğu için bu haberlerin birçoğu incelemeye alınıyor. Yani şimdi mesela Facebook bile resim tanıma sisteminden tanıyor. Şimdi ben şimdi koronayla ilgili haber attığım zaman anında hemen altına Sağlık Bakanlığı'nın linkini ekliyor. Evet. Koronayla ilgili bilgi. Mesela Facebook'un kendi sayfası var. Koronayla ilgili Dünya Sağlık Örgütü ile çalıştığı bir yer var. Oradan bazen geliyor. Çoğunuzun önüne geliyordur. Koronadaki son durumlar gibi veya daha fazla bilgilendirmek istiyor musun, almak istiyor musun diye böyle yerler var. O yüzden paylaşmayalım yani. Şu konuya çünkü dediğim gibi esas gerçekten bir de siyasi bir hassasiyetim olduğu için. Şimdi bakıyorsunuz dediğim gibi birçok insanların gerçekten evleri baskılıyor, sorgulamaya alınıyor. Bu insanlar toplum için birçok şekilde hizmet vermiş insanlar. Toplumda tanınan, bilinen insanlar. Bunlar sorgulamaya çekiliyor. Ve bir bakıyoruz, bizim toplumumuza bakıyoruz, bizim buradaki teşkilatlarımıza bakıyoruz. Hiçbirinden ses çıkmıyor. Hiçbirinden, hiçbir şekilde burada ya ne yapıyorsunuz, siz ne diyorsunuz, sıkıntı nedir, sorun nedir, bir bilgilendirme gelsin, bir açıklama yapalım. Yok, bir sessizlik. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Çünkü neden? Çünkü şu anda bu birçok daha dediğim gibi Suriyeli, Mısırlı bunlar gibi insanlara geldi. Aman orada kalsın, bana gelmesin. Kalmaz. Burada bu çağrıyı yapmak istiyorum, bütün teşkilatlar bu çağrıyı yapmak istiyorum. Lütfen sanmayın ki ben sessiz kaldım ama bana bir şey yapmazlar sanmayın. Sanmayın. Lütfen biraz cesur olalım. Lütfen biraz daha doğru bildiklerimizi savunabilelim. Biraz daha ön plana çıkmayı, abdestimizi sağlam alalım ki namazımızda şüphemiz olmasın.
sağlam adımlar ataraktan ama savunaraktan yola çıkalım. Yani ben burada bu toplumdan ben bunu bekliyorum. Gerçekten bütün teşkilatlara buradan çağrı yapmak istiyorum. Ben çünkü ciddi faaliyetler yapıldığını biliyorum. Bunlar kolay kolay bu şekilde basit sebeplerle heba edilmesin. Biraz cesur olalım. Sanmayalım ki biz sessiz olursak bize kimse bir şey dokunmaz sanmayalım. Ya bazen gücümüzü, toplum olarak gücümüzü haklı davaları savunarak da. Bakın ben demiyorum ki burada yasaya aykırı bir şey varsa çıksa bu. Hayır. Ama haklı olduğunu bildiğim bir şey diyorum. Lütfen biraz cesur ol. Bunun arkasında dur. Ben bu konuda haklıyım de savun lütfen bunu. Ben de bir konuda bir eleştiri getirmek istiyorum. Şimdilik isim anmıyorum ama hani Cengiz'in söylediğine ek olaraktan öyle bazı olaylar oluyor. Şimdi bazı cemiyetler artık teşkilatlar APA'ya diyelim ki basın açıklaması gönderiyor. Ve kimsenin de dikkatini bile çekmiyor. Üstelik bu açıklamaya para veriliyor. Yani sizin o kadar paranız varsa ve bazı açıklamalarında bazı şeylerinde Türk medyasından hiç kimseye ne bir davet gidiyor ne bir şey gidiyor. Yani Türk medyasıyla birlikte de çalışılmıyor. Yani orada sadece APA'yla bir basın açıklaması yapmayla veya internet sitesinde bir basın açıklaması yapmayla bu işler olmuyor. Bunun daha derinlerine ineceğiz ama şimdi bu akşamki konumuz başka bir konu. Benim sizlerden, teşkilatçı arkadaşlardan ricamız, yaptığınız çalışmalarda biz basın mensubu arkadaşlarımızı da devreye sokarsanız sesiniz daha fazla duyulur. Yani siz bu APA açıklamasını gönderdiğiniz zaman zaten sizi kimse ciddiye bile almaz. Siz sanıyorsunuz ki Avusturya medyası hemen atlayacak, her yerde haber yapacak. Olmuyor. Yine bizden başka dostumuz yok. Bunu bu kadar net söyleyeyim. Evet, devam edelim kaldığımız yerden. Edelim. Mehmet Pektaş demiş, selam, hayırlı akşamlar, kolay gelsin. Gümrükler kapalı mı acaba? Teşekkürler. Gümrükler şu an kapalı değil ama Avrupa Birliği'nin içinde bile birbirlerine gümrüklerin kapalı olduğu veyahut da kısıtlamalı geçişlerin olduğu ülkeler var. Gümrükten kastınız eğer Türkiye'den buraya gelmekse veya buradan Türkiye'ye gitmekse transit yolculuklarda sıkıntı yok. Evet, Ramazan Altınbaş sormuş. Çocuk başına 100 euro Mart ayında toplumu verilecek. Teşekkürler, selam. O şimdi bakan şöyle demişti, ben birebir dinlemiştim. Bu 100 euro tekrar bir çocuklar için bir yardım var. Eğer dedi, yani bu senenin sonuna kadar bile ödenme ihtimali var dedi. Ama 2021 yılı için planlanmış bir ekstra bir çocuk bonusu 100 euro çocuk başına. Bu sene de ödenebilir dedi. 2021'in işte ilk aylarında da ödenebilir dedi. Evet, Sebahattin Çevik demiş, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Bizim milletin tek derdi nasıl yardım alırım veya alabilirim. Yollarına düştü, 10 sefer oldu aynı şeyi soruyorlar, teşekkürler demiş. Nazevi'nin bugün bir link paylaşıldı. Orada da deniliyor ki 2 haftalık erzaklarınız evde olsun, her an her şey olabilir. Anlamanız gereken mesajda 2 haftalık karantina mı yaşayacağız diye sormuş. Yani biraz önce konuştuğumuz. Bu haberi söyleyeyim, gerçekten çok yanlış bir şey. Akıl alacak gibi de değil. Bugün daha çok 2 gündür Avusturya'da bir tatbikat uygulanıyor. İşte efendim büyük bir felaket olursa, elektrik santralleri falan filan çalışmayacak olursa ciddi anlamda nasıl müdahale edilebilir, biz böyle bir şeye hazır mıyız diye bir tatbikat uygulanıyor. Tatbikat sonucunda da çıkarttıkları sonuç diyor ki, her halükarda ne olursa olsun böyle bir büyük bir felaketle karşılaşacak olup da işte elektrik santralleri falan kesilecek olursa herkese tavsiyemiz 2 haftalık erzakınız, suyunuz, kuru gıdanız, işte efendim ışık, basit ışık kaynakları yani mumunuz, pilli çalışan bir şeylerinizi evde bulundurun diyor. Ya arkadaşım böyle bir tatbikat yapıp da bu sonucu şimdi koronadan millet herkesi koronadan korkarken bunu yapıp da bunun sonucunu çıkartmak mantıklı mı? Evet yani. Kafa karıştırmaktan başka bir şey değil. Ne tatbikatısını evet. Yapıyorsunuz evet. Ya şimdi böyle yok böyle bir şey olursa olur mu? Millet bundan anlayacak, 2 hafta her şey kapanacak, ben gideyim yığılma bir şekilde 2 haftalık alışveriş yapayım. Hayır. Bu sadece olur da ışıkların kesilebilecek, evet. Santrallerin çalışmayacak bir duruma gelecek olursa her zaman için yapılan bir tavsiye. Şimdi için değil. Her zaman için yapılan bir tavsiye. 2 hafta hayatta kalacak derecede evinizde belirli şeyleri bulundurun. Evet. Bu her zaman için evet. Geçerli. Her zaman için geçerli.
Kadir Yılmaz var galiba. Aynen, Kadir Yılmaz. Birinci kapanmada toplam 200 bin euro umsat zararımız var. Fakat yardım alamadım. Ne yapmalıyım? Çok absürt sebeplerden başvuru negatif geliyor. Ne yapabilirim diye sormuş. 250 bin euro yani bir, ciddi bir zarar. Zarardan bahsediyoruz. Çok ciddi bir zarardan bahsediyoruz. Yani bu zarar eğer gerçekten fix kostumlarla ilgilendiren bir zararsa bu fix kostum tuşuz da en azından dediğim gibi sizin umsatınızın düştüğüne göre işte %50, %75'e kadar karşılanması gereken, %80'e kadar karşılanması gereken bir rakamlar. Ama umsat entgangtan bahsediyorsak henüz o branş için umsat entgangı kapsayan bir yardım çıkmadı. Evet. Yani fix kostumla alakalı şeyler karşılanıyor ama umsat entgang sadece kapalı kalan branşlara ilgilenir. Gelebilir mi sence yani böyle bir... Ya bütün branşları kapsayıp hepsine %80 gelmez. Yok, hani şöyle o yani biraz yani ama, ciro kaybı. Ha, ciro kaybı branşlara göre derecelendirerek geleceğini ben inanıyorum. Yani tekstile işte efendim şu kadar, %100 şu kadar, şunlar şu kadar diye bir ciro kaybı yardımı gelmesi gerekiyor. Ama bu gastronomi ve otelleri kadar gerçekten sorgusuz, sualsiz herkese %80 veriyoruz tarzında olmayacaktır. Aynen evet. Ben de öyle düşünüyorum. Hacı Koyuncu demiş, selam, çok büyük haksızlık çalışanlara, hiçbir şey yok. Bütün çalışanlar risiko içinde, bize niye vermiyorlar yardım diye evet, yani, isyan etmiş. Şimdi o yani yapacak bir şey yok. Şimdi bazı şirketler zaten çalışanlarına bazı şirketler bazı hediye çekleri veriyorlar. Yani orada kullanabilmeleri için böyle bir yardımlar oluyor ama devletin birinci pandemi, birinci dalga döneminde birçok sözler vardı. Yani 1000 euro bonuslar neler, hiçbiri olmadı maalesef. Şimdi biz de zaten karar aldık arkadaşlarla. Bu kişisel yardımlar fixlenmeyene kadar sadece şimdi devlet kurumlarda tabii el altından bazı bilgileri sızdırıyorlar. İşte bu gelecek, bu gelecek ama kesinleşmeyen bu yardımlardan bahsetmeyeceğiz. Biz sadece burada gerçekten devletin onaylamış olduğu yardımları konuşacağız. Evet. Şahin Funda demiş, emeğinize ve de sabrınıza çok teşekkürler. Uyarılarınıza şahsım adına çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar demiş. Funda Hanım, saygılar bizden size. Teşekkür ediyoruz. Evet. Şenay Güçlü, bizde de korona var demiş. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Şenay evet, Hanım. İvan Ivanov demiş, Magistrat 48'de VTC'yi ne durumda? Biz orada çalışıyoruz. Günde 200 kişi geliyor. Nasıl koruyalım kendimizi diye yazmış. Yani kalabalık iş yerleri dediğim gibi bu şimdi devlet şimdi fabrikalarda var mesela iç içe çalışan işçiler de var. Ama biraz önce ne dedik? Marketler kapanmaz dedik. Şimdi markette çalışanlar da var. Bu marketlerin depolarında taşıma, transport birçok bölümünde çalışanlar da var. Şimdi hayat devam etmeli. Tabii bazı bir kısım çalışmalı ki diğer insanlar yaşayabilsin. Maalesef bazı sektörler bu şekil. Evet. Viyana'da sıkıntı var. Lakin önlemler yetersiz. Metro, tramvay, otobüsler full. Ne yaparsan yap toplu taşımada önlem sıfır demiş Recai Bey. Şenay Güçlü Beyadorf'ta korona demiş. Evet, evet, Erdoğan Aksoy hayırlı yayınlar dilemiş. Yusuf Kaplan da hayırlı yayınlar dilemiş. Sabah ve akşamları toplu taşımalar full demiş Recai Bey. Evet, maalesef öyle ama yani o insanların da bir türlü gidip gelebilmesi gerekiyor. Yani hayat devam ediyor, çalışmak zorunda. Devletin bazı sektörleri infrastruktur çalışmak zorunda. Tabii ki. Yani belirli bir sistemin devam etmesi gerekiyor. Barış Şanlı, iyi yayınlar dilerim. Bilgi paylaşımlarınız için teşekkürler demiş. Yusuf Nurcan, iyi akşamlar, hayırlı yayınlar dilemiş. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, Dursun Uzar, hayırlı yayınlar abi. Kurzarbeit olanlara yardım parası verecek dediler ama net bilgi alamadım demiş. Bende çocuk yok, alabilir miyim demiş. Çocuk kurzarbeit. Şu anda öyle bir şey yok. Evet. Evet. Hüseyin Taş, iyi yayınlar, sizi severek izliyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz çok sevgili Hüseyin Taş'a. Güzellikler dolu yayınlar. Konya Seyrihisar'dan, Gökçe Hüyük köyünden İbrahim Yıldız selam yollamış bizlere. Teşekkür ediyoruz. Hüseyin Doğan, Avustralya Möbeğen'den selamlar. İyi akşamlar tekrar Avusturya.
Peki vatandaşlarımıza da selamlar buradan. Avustralya. Evet. İmam Hazar iyi yayınlar, güzel insanlar demiş. Evet, teşekkür ediyorum. Mustafa Bağcı iyi akşamlar, iyi yayınlar dilemiş. Sağ olsunlar. Mehmet Kol, Ercan Koca sen de yaz umsatsını kaç bin zararım var diye yazmış. Yani onlar şimdi hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Valla umsat zararı hepinizin var değil mi Cengiz? Yani sen de birkaç sektörün idarecisi olaraktan aşağı yukarı kaç kişi, sende de çok kişi çalışıyor. Tabii biz 3. ayın 13'ünde ben Türkiye'den döndüm. Kısa bir görüşme, iş görüşmesi için birkaç günlüğüne İstanbul'a gitmek zorundaydım. İstanbul'dan geri döndüğümde burada birçok iş arkadaşlarımızla bir konuşma yaptık. Çünkü koronayla ilk sefer yüz yüze kalıyorduk. Orada işte şirketimizi kurt servete göndereceğimizi, belirli bir çalışmaya devam edeceğimizi, işte kalmak isteyenlerin kalabileceğini, ama ben korkuyorum, evde kalmak istiyorum diyen arkadaşlarımın da sevesi ve anlayış göstereceğimizi ve işten çıkabileceklerini söyledik. O zamana kadar toplam bir işletmemizde yaklaşık 80 kişi vardı. Şirketin farklı branşlarında çalışan. Şu andaki sayımız yaklaşık olarak 50 kişideyiz. Evet, yani az değil şimdi Avusturya'daki. Ya şöyle, ben onları hep söylüyorum. Yani normal zamanlardan geçmiyoruz, bunu anlayacağız. Yani yok işte işler düştü, bugün bu sene bu kadar şey. Yani normal şartlardan geçmiyoruz, normal zamanlardan geçmiyoruz. Bir pandemiye, bizim dünyamız, pandemi dediğimiz bütün dünyanın her yerinde ortak bir şekilde çıkan yeni bir virüs hastalığı. Bunu 1918 yıllarında, yani bir 100 seneden daha fazla önce bir sefer yaşanmıştı. Hep bize denk geldi, yine aynısını yaşıyoruz. 2020'de bize neler denk geldik? Yani Viyana, dünyanın en yaşanılı şehirleri, böyle bir terör saldırısını işte kaç yıl önce belki gördü veya belki de hiç görmemişti. Kötü bir zamanlardan geçiyoruz. Ama bu demek değildir ki hayat böyle artık. Hayır, yok, güzel günler gelecek. Yeter ki enerjimizi kaybetmeyelim, motivemizi kaybetmeyelim. Şimdi burada soruyorlar, riskli grupta olan insanlar ne yapacak diye. Burada biraz önce de gördüm, annem de çünkü burada şu anda canlı yayında beni izliyor. Evet. Selamlar diyelim. Evet, annem babama da buradan selamlarımı iletiyorum. Riskli grupta olan insanlar. Evet. O yüzden ben kendim onları yine kaç haftadır göremiyorum. Hı-hı. Ama bugün telefonda da yine söyledim. Çıkın dışarı, gezin, hava alın. Yani evde sadece kendinizi kapatmayın. Bu çok önemli. Sağlıklı bir şekilde hayat sürdürmek istiyorsak, ha, insanlardan uzak durun. Evet. Yani maskenizi takın. Kimseyle diyalog içine girmeyin. Elinizi çıkarken bir desenfekte edin. Girerken yine tekrardan her tarafınızı desenfekte edin. Bakın bizim bile, yani Mehmet kameraman arkadaşım, bakın her tarafımız her yayında. Ben özellikle bunu, Cengiz kesmeyin, sen devam et. Tabii. Ben kolonyayı alayım. Kolonyayı. Evet. Şimdi önemli olan dediğim gibi hayatımızın kalitesini elbette düşürdü bu. Yani bak ne dedim, göremiyoruz, gidemiyoruz. Torunlarını görmek istiyor, gidemiyor. Elbette ki çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Ama burada yapabileceklerimizin en güzelini yaparaktan yapabileceklerimizi hayatımıza enerji dolu, evet, motive dolu devam etmemiz lazım. Bu çok önemli. Bu motiveyi kaybettiğimiz andan itibaren koronavirüsü gelmese de yani onun içinden çıkmak zor olur. Evet, evet. Yani pozitifliği kaybetmemek lazım. Bu her şeyde de böyledir. İrademize biraz daha sahip olmamız lazım. Yani geçici bir dönem olarak görüp psikolojimizi, moralimizi ona göre... Yani özellikle ben biliyorum. Biz yasak delmek için elimizden geleni yapan bir toplumuz. Yani bu hepimiz için geçerli. Pardon. Şimdi bu misafirliklerden biraz gerçekten sakınmamız lazım. Misafirliğe gitmeyelim, misafir kabul etmeyelim. Kendinizi, sevdiklerinizi, çevrenizi zor durumda bırakmayın. Pozitif olanlar lütfen sokağa çıkmasın, kimseyle görüşmesin. Karantina sürecini gerçekten sağlıklı bitsin. Sağlıklı bittiğine emin olduktan sonra insanlarla kontak kursun. Sosyal mesafemiz, işte dezenfektemiz, maskemizi yine de eksik etmeyelim. Hatta şimdi kurallar hep geçildi, hızlı geçildi. Mesela örneğin 3 kişi aynı aileden bir arabadaysa bir yabancı normalde binemiyor 4. kişi olarak. Yani taksiler için de geçerlidir bu. Yani çok detaylar var ama yani devlet şimdi şu ana kadar bu kuralları uygulanmasında, kontrollerde gevşek davrandı. Neden? Biraz nefes alma payı bıraktı. Sebastian Kurz Başbakan her zaman ne dedi? Yani gerçekten kendi sorumluluğumuzu dedi. Artık konuşturalım ve bu dönemi
bu üç kuralı, dört kuralı, beş kuralı uygulayalım diye zaten her konuşmalarında bütün yetkililer bunları söylüyor. Yani biz kendimizin profesörü, doktoru, polisi olmak zorundayız. İlle devletin şunu yap, bunu yap demesine gerek yok. Böyle bir illet, böyle bir nalet hala devam ediyor. İnşallah yakın bir zamanda hepimiz kurtuluruz. Artık aşı mı çıkar, mutasyona mı uğrar virüs, değil mi Cengiz? Tabii, yani dediğim gibi olacak, bunun elbette bir sonu olacak. Yani artık hayat bir ömür boyu böyle devam etmez. Ama şu olabilir, artık bazı şeyler alışkanlık haline gelebilir. Yani bakıyorsunuz, önceden de biz çok komik bulurduk. İşte Asya'dan gelen insanlar hep yüzlerine maske takırdı, ellerinde eldivenlerle gezerlerdi, evet, falan. Belki biz de bunlara alışacağız. Belki biz de çoğu yerde maske takacağız. Daha çok sağlığımıza dikkat etmek zorunda olduğumuzu belki anlayacağız. Buradan pozitif bir şeyler de çıkartabiliriz. Evet. Hayatın kısa olduğunu, her zaman hayatımızı değiştirebilecek, bizim elimizde olmayan bir şeyler gelip komple her şeyi alt üst edebileceğini düşünerek hayata biraz daha optimist yaklaşarak, her şeyi illa ben yapacağım, ben edeceğim değil de biraz daha insanlığa değer verebileceğimizi anlayabiliriz. Dediğim gibi bunlardan pozitif şeyler de çıkartabiliriz, pozitif sonuçlardan da çıkartabiliriz ve ben buna inanıyorum. Ben üstelik de gerçekten bizim toplumun iyiliğine, güzelliğine çok inanıyorum. Ya diyorum, hep çok duygulandığım şeylerden biri gerçekten o bir kızı toplamak için binlerce insan gece yarısında sabahlara kadar kendi çocuğuymuş gibi yana döne ona arıyor. Polis de soruyor ki, ya diyor, bu çocuk kimin çocuğu ki diyor, bütün hepimiz sokağa döküldüğümüz diyor. Yani çok önemli mi? Çok mu şey diyor. Ya diyor, gidin diyor eve diyor. Günde diyor 4-5 tane çocuk kayboluyor diyor. Siz ne yapıyorsunuz diyor. Bizim bu hassasiyetimizi anlamak belki zor. Şimdi anlatırken bile böyle tüylerim diken diken oluyor, konuşamıyorum bile. Güzel şeyler oluyor. Toplum olarak burada artık bir toplum olmaya başlıyoruz. Yani o akşam. Evet. Çünkü bizi ayıracak hep birçok şeyler vardı. Türkiye siyaseti gelir, hop buradaki toplumu ayırır. Futbol gelir, hop bizleri ayırır. Ondan sonra yok şu dernek, bu dernek gelir. Yok, hayır arkadaş, bunların hepsi güzelliklerimiz. Farklılıklarımız, güzelliklerimiz. Ama konu buraya gelince, konu bu bir anadaki yaşama gelince, Avusturya'daki yaşama gelince bizi birleştirecek o kadar çok güzel şeyler var ki. Buradan sarılalım. Buranın bir toplumu olduğumuzu bir daha güzel anlayalım. Evet, o gece gerçekten pozitif bir atmosfer vardı. Kim neciydi, nereden geldi? Hepimiz parklarda başka ailelerle karşılaştık. Herkes telefonuyla, el feneriyle aramalar yapıldı. Gerçekten güzel bir dayanışma görüntüsü vardı. Biz Cengiz'le biraz önce konuştuğumuz gibi bu tür, yani sivil toplum çalışmaları için bir kriz merkezi nasıl oluşturulur, neler yapmak gerekir, yani doğru adımları atabilmek adına böyle bir konsept çalışması yapalım. İnşallah bence yapacağız. Yapalım. Daha profesyonel bir çalışma da çıkabilir. Kesinlikle çok da faydalı olur. Olur. Kesinlikle. Dediğim gibi doğru bilgi akımı, evet, zaten onunla uğraşıyoruz. Bizim mesleğimiz o, doğru bilgi akımı. Doğru bilgi akımı daha çabuk ulaştırır. Bu arada bir tebrik daha etmek istiyorum size Özden Bey. Burada tabii ki medya alanında çalışan birçok arkadaşlarımız var. Ama Özden abim gerçekten her zaman için yeni bir şeyler katmayı, böyle bu alanında olduğu yerde durmak değil de acaba işte bir stüdyo mu kursam, şunu mu yapsam, bunu mu yapsam diye hep yeni fikirler üreterek de kalitesini, işini arttırmayı seven bir abim. O yüzden çok sevdiğim bir abim. Bir güzel özelliği de, ya ben oluyorum, ben kameramanım, ben anlatayım değil. Her zaman şimdi acaba ekibi kimler katabiliriz? İşte daha şey yapabilirdi. Çok güzel bir seçim yapmış Şerife Hanım'ı da böylelikle inşallah bu medya piyasasına katmış oldunuz. O yüzden de sizi tebrik etmek istiyorum Şerife Hanım. Teşekkür ederim. Güzel yayınlar çıkartıyorsunuz. Yani gerçekten de burada izleyenler de bunu takdir ediyordur. Sizlere de tebrik etmek istiyorum. Teşekkürler. Yani bir paylaşımı seviyoruz birincisi. Tabii ki ekibimizi şimdi koronavirüsten, pandemiden dolayı sıkıntılar var ama hatta daha da genişletmek istiyoruz. Şimdi Şerife'de, ya ben daha önce keşiflerim de vardı. Yani medyada kim neler yapabilir. Sağ olsun, şimdi mesela bir hafta 10 gündür bu herhalde 10. program oluyor. Şimdi insanlar mutlu oldukça buradan verilen bilgilerde kendisi gayet mutlu oluyor. Tabii ki. Ben Şerife'nin en güzel şekilde yayıncılığı sevdiğini, daha güzelliğini yapacağına inanıyorum. Yani aramıza tekrar hoş geldin diyelim. Hoş buldum. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Beni buraya yakıştırdığınız için. Olacak. Evet, son bir saniye bir mesajımızı alalım. Evet.
Teşekkür edenler çok. Biz teşekkür ediyoruz tabii. Çiğdem Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Pozitiflik demiş. Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçiliği'nden bir mesajımız var. Vatandaşlarımıza COVID-19 önlemlerini hatırlattığınız yayınınızı takdir ederek izliyorum demiş. İyi yayınlar dilerim. Vatandaşlarımıza da hayırlı akşamlar, saygılar. Ozan Ceyhun Büyükelçimiz. Evet, Sayın Ozan Ceyhun'a da teşekkür ediyoruz. Gerçekten geldiğinden beri hem vatandaşlarımızla hem devlet kurumlarıyla yapmış olduğu çalışmalar var. Geçen hafta da bizim misafirimizdi sağ olsun burada. O da bizlerin yayınlarına kıymet verdiği için biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Gerek büyükelçimiz olsun, gerek başkonsolosumuz olsun. Gerçekten de toplumun içinde ciddi çalışmalar yapan, gerçekten burada ellerinden geldiğinin kat kat fazlasıyla bu topluma ne kadar katabilirim diye çalışan çok önemli isimler. Bu yüzden de Viyana toplumu olarak tabii ki kendimizi gerçekten çok gururlu, mutlu hissetmemiz gerekiyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Bu ara büyükelçilik demişken bir haberim daha var. Cuma günü bizlerden ayrılmıyorsunuz. Cuma günü de yine çalışma ateşemiz Sayın Cavit, Doktor Cavit Bey programımıza katılacak. Son emeklilik ve çalışma ve sosyal güvenlikle ilgili bazı yeni gelişmeler var. Saat 18'den itibaren inşallah Cuma günü burada sizlere güzel bilgilendirme olacak. Programımızı mutlaka kaçırmayınız diyoruz. Evet, son mesajlarımız Şerife Hanım'dan alalım. Son mesajlarımızı alalım. Yasaklara takılmayalım. Takılmıyoruz. Mardinli İsmet demiş, iyi yayınlar. Allah bizleri korusun. Osmanlı Turan Teşkilatı Avusturya Ülke Başkanı yazmış. Karanfil Çiçeği demiş, kim ne derse desin Türk milleti güzel bir millet. Seviyorum milletimizi ve sizleri demiş. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bizler de sizleri seviyoruz. Son cümlelerimizi alalım. Rejiye bir soralım, ne kadar oldu? 1 saat 25 dakika. 1 saat 25 dakika. Evet, en uzun yayınımız oldu. Ama yayınımız tabii burada katılım da güzeldi. Teşekkür ediyoruz izleyicilerimiz. İnsanlarımız endişe içinde kalmasın. Biraz önce Cengiz Güzel pozitiflik bilgileri verdi. Biz pozitif kalalım. Virüsü ancak o şekilde de yenebiliriz. Ama sosyal mesafe olsun, dezenfekte olsun, maske olsun ve özellikle Avusturya hükümetinin bizlerden istemiş olduğu kurallara riayet gösterelim, uyalım. Yani bu kurallar boş yere çıkartılmıyor, aynı trafik kuralları gibi. O yüzden bazı sevdiğimiz olaylardan fedakarlık etmek zorunda kalacağız ama önemli olan hem ailemizi, çoluk, çocuk, çevremizi, tanıdıklarımızı, iş yerimizde çalışan arkadaşlarımızı, herkesin sağlığını düşünerekten hareket edelim. Bu dönemde gerçekten çok yüksek derecede dikkatli olmamız gerekiyor. Yani herkese koronasız tabii ki bir gün diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Cengiz vermiş olduğun kıymetli bilgilerden dolayı. Şimdi bu işletmelerle ilgili gelişmeler veya sorularınız olursa zaten Cengiz'le program serilerimiz olacak inşallah. Evet. Müsait olduğu zaman sizlere yardımcı olmaya çalışacak. Kendisi de uzun süredir, 20 senedir aslında gazeteci bir arkadaşım. Biz birlikte dergilere, gazetelere başladık bu Viyana'da. Medyanın ilklerindendir kendisi. O yüzden bir gazetecilik temeli de var sağ olsun. Teşekkür ederim. Evet Şerife, sana da teşekkür ediyoruz. Böyle akşamları seni de yoruyoruz bazen. Ama keyif alıyor musun? Önce senden duyalım. Biz şimdi söylüyoruz da seni senden dinleyelim. Tabii ki muhakkak büyük keyif alıyorum. O yüzden seve seve de buraya geliyorum her gün. Gerçi artık sadece haftada 3 gün yapacağız programımızı. Pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları. Evet, biraz daha hafifler. Ondan sonra tabii acil programlarımız olursa yine de tabii ki ekran karşısına geleceğiz. Tamam mıyız? Kesinlikle. Çok teşekkür ettim. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın, mutlu kalın. Kendinize dikkat edin. Sevdiklerinize dikkat edin. Topluma saygınızı göstererek dikkat edin. Sağlıklı kalın. Evet. Hoşça kalın, dostça kalın ama koronadan uzak kalın. Hayırlı akşamlar. Özden Çelik'le Avusturya